Hicretning birinci yili Ramazon oyida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Shomdan Qurayshning karvoni kelayotganligi xabar yetib keldi. Bu karvonning boshlig'i Abu Jahl edi, unda 300 ta kishi bor edi. Rasululloh ularni ana shu karvonning yo'lini to'sishlik uchun Hamza ibn Abdulmuttolib boshligidagi 30 ta kishi Banu Zumra qabilasini yeriga yetganida Banu Zumrani Sayyidi Majid ibn Amr degan odam chiqdi-da, karvon bilan Hamza ibn Abdulmuttolib qo'shin o'rtasiga turib olib, bizni yerimizni urush bo'lmaydi dedi. Shunday qilib Hamza Majid ibn Amrni qilgan ish tufayli karvonga hech narsa qila olmadi, karvon isolaman ketib qoldi. Mana shu yili Shavvol oyida payg'ambarimiz o'zini amakisini o'g'li Ubayd ibn Xoris ibn Abdulmuttolibni boshligida kichkinagina qo'shin tayinladi. Hamda ularni Abu Sufyon boshligida kelayotgan boshqa karvonni to'sishlikka chiqardi. E'tibor bersak, payg'ambarimiz birinchi chiqargan sariyalarga faqat o'zini qarindoshlarini boshliq qilgan. Sabab. Karvon Qurayshniki. Payg'ambarimizning qarindoshlari ham Qurayshdan. Boshqa qabilalar bilib qo'ysin deyapti payg'ambarimiz. Bu bir qabila bilan ikkinchi qabila o'rtasida bo'lay urush emas. Din bilan din, haq bilan botil o'rtasida bo'lay ekan. Odamlar shuni tushunish kerak edi. Shuning uchun bayroqni payg'ambarimiz faqat o'zining qarindoshining qo'liga berdi. Zamzam marketdan navbatdagi aksiyani kutib oling. Yangicha ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni uy manzilingizgacha bepul dastavki yo'li bilan yetkazib berishni taklif etamiz. Bizdan sovg'a xarid qiling. Qo'shimchasiga bonuslarni qo'lga kiriting. Ubayd ibn Xorisning qo'shini muhojirlardan iborat 60 kishi edi. Abu Sufyon Ubaydani kelishidan xabardor bo'lib, kamonchilarni tayyorlab turgan edi. Ular kelgan paytda kamonchilar otib Ubaydani qo'shinini qaytarib turdi, karvon yana o'tib ketdi. Hech narsa qilisha olmadi. Undan keyingi Zilqada oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 20 kishilik qo'shinga Sa'd ibn Abi Waqqosni amir qilib chiqardi. Ular Harir degan mintaqaga piyoda yetib borguncha karvon o'tib ketgan edi. Karvon yana hech narsa qilisha olmadi. Keyingi Zulqa'da, Zulhijja va Muharram oylari urush harom qilingan oylar bo'lganligi uchun payg'ambarimiz qo'shin chiqarmadi, chunki bu uyda urush qilishlik harom hisoblanardi. Shu vaqtda ana shu hijratning birinchi yilida Qurayshning eng katta sayyidlaridan bo'lgan Valid ibn Mug'ira vafot qildi. Xolid ibn Valid otasi. Alloh taolo Qur'onda arablarda ana shu mushrik arablar tilida shunday deydi. Payg'ambarimizga Qur'on nozil bo'ldi, Allohdan kitob keldi desa, arablar aytishdiki, shu dedi, arablarning ichidagi eng ulug' insonlardan ikkitasi. Urva ibn Mas'ud as-Saqafi Toifda, Valid ibn Mug'ira Makkada. Mana shunaqa buyuk ikkita odamimiz turganida Qur'on yoki Allohning kitobi deyshti. Shu yetim Muhammadga tushadimi deyshti. Bu Valid ibn Mug'ira va Urva ibn Mas'ud arablarning eng katta kishilaridan edi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va qalu law nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin min al-qaryatayn azim." Ya'ni ular bu Qur'on ikki qishloqning birida bo'lgan ulug' odamga nozil qilinganda edi dedilar. Ya'ni jahiliyat davrida arablarning eng ulug' kishilaridan edi. Ana shu Valid ibn Mug'ira vafot qildi. Hijratning 2-yi yili Safar oyida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abvo g'azotiga o'zi chiqdi. Sariya bilan g'azotning farqi Rasululloh o'zi qatnashgan jang g'azob deyiladi. Rasululloh qatnashmasdan chiqargan qo'shin sariya deyiladi. Birinchi Abvo g'azotida payg'ambarimiz o'zi qatnashdi. Banu Zumraga yerlarga yetganida Banu Zumra sayyidlaridan Vahshiy ibn Amr karvon bilan payg'ambarimiz o'rtasida turib sulh tuzishlikka. Ana shu Banu Zumra qabilasi bilan sulh tuzishlikka talab qildi. Payg'ambarimiz birinchi marta mushriklar bilan Banu Zumra qabilasi bilan tinchlik sulhiga imzo chekdi. Safardan keyin Robiul avval oyida payg'ambarimiz Buvat g'azotiga chiqdi. 200 ta otliq kishi bilan. Birinchi marta 200 ta otliq qo'shin to'plandi. Qurayshni Shomdan kelayotgan karvoni 2,5 ming ta tuyadan iborat edi. Boshlig'i Umayyot ibn Xalaf edi. 100 ta qo'riqchisi bor edi. Lekin karvon qochib ketishlikka muvaffaq bo'ldi. Keyingisi Ashiro g'azoti, Jumadul avval oyida Quraysh karvoni yo'lini to'sgani chiqishdi. Banu Mudlij yerlariga yetganida ana shu qabilaning sayyidlari oraga tushdi, yana jang bo'lmadi. Ashiro g'azoti payg'ambarimiz bir oy turib, ana shu Banu Mudlij yerlarida qaytib kelganida Madinaga Kirz ibn Jabir Fihri Madinani tashqarisidagi dehqonlarga Madinaga kelib hujum qildi. Bir qancha dehqonlarni o'ldirib, mevalardan xurmolar olib qochib ketdi.
Birinci bölü bu haber Peygamberimiz yetip geldi. Yalnız özü attı minip, ana şuların arkasından kovup çıktı. Peygamberimizi çıkıp gitgenliğine, eşken sahabalar tezlik gibi yığılıştı da, Kirz ibn-i Cabir Fihri'ni kovup barıştı, o kaçıp geçtikçe muvaffak oldu. Badr gazatıdan avval sadır boyan ahrigi sariye, Abdullah ibn-i Cahş sariyesi. Abdullah ibn-i Cahş'ke Peygamberimiz, yetti muhacirini cemler, onlarca başlık kılıp Abdullah ibn-i Cahş'ını tayinledi de koluya mektup verdi. Ya Abdullah, bana hatta iki yol yürgenilerden ki okuysalar dedi. Okuyenizden ki hiç kimi mecbur kılmayın dedi. Bu sekizde muhacir, Medine'den çıkıp iki gün yürgeniden ki hatta açken de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş kervanını topsa, ondan ölce alıştı ilk öğreti basa, ölce alıyorlar. Sahabaladı mecbur kılmayın dedi. Hatta oku bir gene de koyan yeti de hamur razı buluştu. Kervanlı kelişi giden haber topu bir yolda turuşarken bu sekizde sahabe Sa'd ibn Abi Vakkas bilen Utbat ibn Gazvan'ını bitti tüyanı anlaşıp inip geçirken. Kemba kalışı da şu derecede boyun. Tüya kaçıp gitti de hele tüyanı tutken iki sahabe gitti. Altı tas kaldı. Altı tas paylaşıp durdu. Kervan kelekenle yeni körü pıstırma bilen turuşkeni de. Bu kervanı hücum kaladırken günü Recep ayını ahirge günüdü. Recep ayı, uruş kılıç mümkün bulmayan ay. Recep ayını ahirge günüdü türü bu sahabeler Recep ayı çıkıp gitti. Endi urusdagi bolorat degan kayfiyatda turishdi, lekin Rajab oyi chiqmagan edi. Bu oltita sahoba karvonga hujum qilishdi. Karvonda odamlar qochib ketdi. Karvonni boshlig'i Amr al-Hadramiyni o'ldirishdi. Hakam ibn Haysan va Usmon ibn Abdullohni asir olishdi. Qarang, 20 ta, 30 ta, 60 ta, 200 ta odam hech narsa qila olmadi bundan bugungi karvonlarda. Lekin Allohning taqdiri, 6 ta odam butun bir karvonni asir qilib qo'yishdi. Lekin mushkila nimada? Rajab oyida bo'ldi. Bu narsadan xabari yo'q. Islomda birinchi maqtul, birinchi asir, birinchi g'animalar kelgan, lekin mushkila Rajab oyida bo'ldi. Payg'ambarimiz oldiga kelishib, g'animalarni berganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olmadi. Qanday qilib Rajab oyida harom oyida jang qilasizlar? Bu 4 oyida jang qilishlik hatto mushrik arablar uchun ham harom narsa edi. Juda katta narsa hisoblanadi, ayib hisoblanadi. Quraysh Madinaga elchi yuborishdi. Ey Muhammad, Shahrul Haromni o'zingga halol qilib oldingmi? Nimaga qon to'kib urush qilding deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam elchilarga aytdilarki, yo'q, bu ish xato bo'ldi. Rajab oyi chiqib ketdi deb o'ylashibdi. Biz uzr so'raymiz dedi. Asrlarni qaytarib berdi ikkita odami deganida payg'ambarimiz yo'q dedi. Utbat ibn G'azvon bilan Sa'd ibn Vaqqos hali kelmagan edi. Ular qaytib kelsin, shunda beraman dedi. Shunda arablar, mushriklar butun arab qabilalar o'rtasida musulmonlar Shahrul Haromni o'zlariga halol qilib olgan gap tarqatishdi. O'zlarini qilgan gunohi katta, lekin musulmonlarning mana shu qilgan ishini kattaroq deganda Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qildi. Yas'alunaka anish shahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir va saddun an sabilillahi va kufrun bihi val masjidil harami va ixroju ahlihi minhu akbar indalloh. Val fitnatu akbaru minal qatl. Sizdan shahri harom, urush harom bo'lgan oyda jang qilish haqida so'raydilar. Ayting, u oyda jang qilish katta gunohdir. Allohning yo'lidan to'sish, unga ishonmaslik va Masjidil Haromdan, ya'ni Makka'dan to'sish va undan ahllarni quvib chiqarish Alloh nazarida ulug'roq gunohdir. Fitna aldash, o'ldirishdan da kattaroq gunohdir. Bular Shahrul Haromda bilmasdan gunoh qilib qo'ygan bo'lsa, sizlarning qilgan ishlar bundan kattaroq. Haq dinni to'sdinglar, Makkada tug'ilganlarni yurtidan haydab chiqardinglar. Bu fitna edi. Fitna odam o'ldirishidan ko'ra qattiqroq dedi. Mana shu vaqtda bo'lgan ishlardan qiblani o'zgarishligi. Rasululloh Makkada turgan paytida o'zi asli qibla mana tomonga qarab bo'lgan. Teskari bo'lgan. Makkada. Makka'da payg'ambarimiz turganida Alloh taolo payg'ambarimizga Baytul Maqdisga qarab namoz o'qing deb buyurgan edi. Payg'ambarimiz Ka'baga qarab namoz o'qishni yaxshi ko'rar edi. Shuning uchun nima qilardi? Baytul Maqdisga qarab turardi, Ka'ba o'rtada bo'lishiga harakat qilardi. Ya'ni Ka'bani orqa tomoniga shunday turardiki, oldida ham Ka'batulloh, ham uning orqasida Baytul Maqdis bo'lardi. Endi Madinaga ko'chib borganidan keyin Ka'ba janubda qolib ketdi.
Baytul Maqdis shimolda. Rasululloh namozga tursa, Ka'ba qada bo'lib qolyapti. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam osmonga qarab-qarab qo'yardi namozda yoki ko'chada. Rasululloh osmonga qarab qo'yardi. Ya'ni qibla Baytullohga, Makkaga burib berilsa edi degan rag'bat bor edi. Hali payg'ambarimiz duo qilmoqda. Payg'ambarimiz Madinaga ko'chib borib 16 yoki 17 oy yashaganlaridan keyin Ibn Kasir keltiradi. Banu Salama yeridagi masjidda peshin yoki asr namozi deyiladi. 4 rakatli namozni 2-chi rakatda turganida Alloh taolodan yuzingizni Masjidil Haromga buring degan oyat nozil bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam orqasida turgan Ka'batullohga yuzini burib 2 rakat namozda Baytul Maqdisga qarab boshlab 2 rakatini qolgan 2 rakatini Masjidil Haromga qarab tugatdi. Mana shunday qilib qibla o'zgardi. Astagfirullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha favalli wajhaka shatral masjidil haram. Alloh taolo aytdi: "Goho yuzingiz samoda kezganini ko'ramiz. Bas, albatta biz sizni o'zingiz rozi bo'lgan qiblaga buramiz. Yuzingizni Masjidil Haram, Makka tomoniga buring." Mana shu oyat bilan Ka'ba siz bilan biz uchun qibla bo'ldi. Endi bu ish yahudlarga albatta yoqmas edi, chunki yahudlarning qiblasi bo'lgan Baytul Maqdisga qarab payg'ambarimiz namoz o'qirmidi? Shu bilan faxrlanishar edi. Endi Baytullohga burilib qolgandan keyin yahudlar nima bu? Bu dinmi bu, o'yinmi bu? Xolasi qiblasini u yoqqa buradi, xolasi bu yoqqa buradi deb shunday bir gap tarqatganida Alloh taolo keyingi oyatlarni nozil qildi. Odamlardan aqlsizlari ular musulmonlarni ilgari qaragan qiblalaridan qanday narsa yuz o'girtirdi dedilar. Ayting, mashriq ham, mag'rib ham Allohnikidir. U o'zi xohlagan kishilarni haq yo'lga hidoyat qiladi. Alloh taolo aytadi: "Yuzlaringizni mashriq va mag'rib tomoniga buraverishingiz yaxshilik emas, balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitoblarga iymon keltirishlik." Mana shu yilda 2-chi yili, hijratning 2-chi yili Sha'bon oyida Ramazon oyida roza tutishlik farzligi haqida oyat nozil bo'ldi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey mu'minlar, taqvoli kishilar bo'lishingiz uchun sizlardan ilgari o'tganlarga farz qilingani kabi sizlarga ham sanoqli kunlarda roza tutish farz qilindi. Bu ishlar Badr g'azotigacha bo'lgan ishlardir. Badr g'azoti. Alloh taolo bu g'azot haqida Yawmal Furqon, Yawmal Taqal Jam'an. Ikki jamoat uchrashgan hamda haq bilan botilni ajratgan Furqon kunini nomlagan. Islom tarixida juda ko'p sariyalar, janglar, g'azotlar bo'lgan, lekin eng ulug'i shubhasiz Badr g'azoti deb ataladi. 2-chi yil, hijratning 2-chi yili Ramazon oyida eng katta g'azot Islom tarixidagi Badr g'azoti sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Shomdan Quraysh karvoni kelayotganligi xabari keldi. Bu karvonda 1000 ta tuyo bor edi. Uni bor yo'g'i 30-40 ta kishi qo'rilab kelayotgan edi. Boshlig'i Abu Sufyon edi. Alloh taolaning taqdiri qaranglar. Bundan burunga hamma karvonlar qaysidir boyni, qaysidir savdogarning karvoni edi. Lekin Badr g'azoti, Badrda bo'lgan mana shu karvon Quraysh savdogarlarini hammasini mo'lib boradi. Ya'ni bu karvonni himoya qilishlikka hammasining talabdorligi bor edi. Karvonning xabari kelishi bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam karvonni yo'lini to'sgani o'zi chiqmoqchi ekanligini ma'lum qildi hamda sahobalarga kim xohlasa chiqsin men bilan dedi. Majburiy qilmadi. Alloh taolo aytadi: "Kama akhrajaka robbuka min baytika bil haqq." Parvardigoringiz haq hukm bilan sizni uyingizdan jangohga chiqarganga o'xshaydi. Ya'ni odamlar payg'ambarimiz o'zi chiqdi deyapti, yo'q. Alloh taolo bu jangda Alloh taolo o'zi tartibga keltiryapti. Payg'ambarimiz bilan 314 ta sahoba chiqdi. Usmon ibn Affon ham chiqmoqchi bo'ldi, payg'ambarimizning kuyov bolasi. Lekin Ruqoya, payg'ambarimizning qizi Ruqoya roziyallohu anha bemor bo'lganligidan Rasululloh siz Ruqoyani oldi o'tiring dedi. Usmon ibn Affon shuning uchun Badr g'azotiga chiqmadi. Shu vaqtda payg'ambarimiz jangi karvonni, payg'ambarimiz karvonni to'sgani chiqib ketayotgan paytda Makkada bir ish sodir bo'ldi. Makkada bir ish sodir bo'ldi. Bu ish uchun
Peygamberimizi ammasi Otika binti Abdulmuttolib tuş gördü. Tuşuda bir adam bir vadiden turib Makka'ya karab Ya alu gadrin kumu ila masarikum fi thalas dedi. Yani ey hıyanatkarlar 3 günde kırılı bölesen hemen dedi. 3 günde halak bolasılar hemenler dedi. Tuşta bunu yaptı. Ken halik kişi Makka'ya yakın cevap geldi de yan halik yapını kaytardı. Ya alu gadrin kumu ila masarikum fi thalas 3 günde kırılasılar dedi. Ey hıyanatkarlar. Sonra Abu Kubeys tog'iga, Ka'baga yaqin bo'lgan tog'ga chiqib turib, bitta toshni oldida Makka tarafga qarab otdi. Hali tosh uchib ketar ekan, mayda-mayda bo'laklarga bo'lib, hamma Makkadagi uylarga bittadan kirib ketdi. Ertalab otiga o'rnidan turib qo'rqib ketib tushdi. Hamda o'zini inisi Abbos ibn Abdulmuttolibga "Menda tush ko'rdim" dedi. Deganida "Bu tushingizni hech kimga aytmang" dedi. Dedi-da o'zi chiqib turib Valid ibn Utba'ya aytdi. Do'sti, menda tush bo'lib, buroqga aytmagan dedi. Valid ibn Utba borib otasi Utba'ga aytdi. Xullas, butun Makka'ga tarqab ketdi. O'zingizni ichingizda turmagan sir qanday qilib buroqda tursin? Yana deng, u sir oshkor bo'lsa sizga ziyon. Sizga ziyon bo'lishi mumkin bo'lgan narsani siz aytib o'rganingizdan keyin unga ziyoni bo'lmaydigan odam nimaga aytmasin? Xullas, Makka'ga tarqab ketdi. Abbos ertasi kuni chiqib, Ka'bani tavob qilyotdi. Abu Jahl o'tirgan bir majlis bor edi. Ka'bani oldida. Tavof qilayotganida Abu Jahl Abbosga ya Abu Fazl dedi. Tavofingni tugatsang dedi. Biz oldimizga kelgan gap bor dedi. Abbos hech narsadan xabari yo'q. Bu tushni hech kim eshitmagandek tavof qilib kelib o'tirdi. Abu Jahl aytdiki, "Ya Abu Fazl dedi. Bu qarab tursak, bana Abdulmuttolibdan payg'ambarlar ko'payib qoptimi?" dedi. Nima deyapsan dedi. Ishingizda erkaklardan payg'ambar chiqdi dedi, indamadik. Endi ayollar payg'ambar bo'lib qoldimi dedi. Endi ayollardan nabiy chiqyaptimi dedi. Nima deyapsan dedi. Otikani tushuna aytib berdi. Abbos harchand bu narsani yo'qligiga, yolg'onligiga bir tirishib urinib harakat qilmasin, lekin xabar tarqab bo'lgan edi. Shunda Abu Jahl aytdiki, "Abbos dedi. Agar dedi, 3 kundan keyin biror ish sodir bo'lmasa, Arab qabilalarini orasida, Arab urug'larining orasida Bani Abdulmuttolib urug'i eng yolg'onchi urug' deb yozib qo'yamiz." Shu gap bilan gap tugadi. Abbos uyiga kelganida Bani Abdulmuttolibni ayollari yig'ilib Abbosni ma'lumot qilishdi. "Qanday qilib biz urug'imizga shunday bir jur'at qilib yomon gapni gapirsa indamay turding? Indamay turolmaydimi?" deb ma'lumot qilishdi ayollari qarang. Agar 3 kundan keyin dedi Abbos biror ish sodir bo'lmasa, Abu Jahl menga biror narsa demoqchi bo'lsa, albatta uni uraman. Agar menga yolg'onchi ekansizlar deb aytaman desa, uraman deb niyat qilib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Shomdan kelayotgan karvonning xabarini eshitib, uni yo'lini to'sishlik uchun 314 ta sahobisi bilan chiqqan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinadan Badrga 2-chi hijriy yil Ramazon oyining 12-chi kunida chiqdi. Payg'ambarimiz Madinadan tashqariga chiqqanidan keyin qo'shini bilan to'xtab, qo'shinni bir qator ko'zdan kechirdi. Hamda u yerda Baro ibn Ozib va Abdulloh ibn Umarlarni ko'rib, yoshlari kichkina bo'lganligi uchun, yosh bola bo'lganligi uchun ularni ortlariga qaytarib yubordi. Shomdan karvonni boshqarib kelayotgan Abu Sufyon Quraysh karvonlariga tez-tez hujum bo'lib turganligi uchun nohata bir ehtiyotkorlik bilan ish tutdi. Karvon yuradigan yo'lga o'zidan avval odamlarni yuborib, yo'lni xotirjam yoki xotirjam emasligidan xabardor bo'lib turardi. Badrga yaqin kelgan paytda Abu Sufyon karvonni to'xtatdi-da, oldiga o'zi o'tib bir xabar olib kelmoqchi bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham karvonni qayerdaligidan xabari yo'q. Xabar topib kelishligi uchun ikki sahobasini, Busbus ibn Amr va Adi ibn Abi Zarbalarni oldiga yubordi. Shu vaqtda Abu Sufyon ham chiqib kelayotgan edi. Payg'ambarimizning bu ikki sahobasi Busbus bilan Adi Badr suvi oldiga kelganida, Badr suvi oldida bir kishi o'tirgan edi. Nandaroqda ikkita ayol suhbatlashayotgan edi. Ayollardan biri "Qachon haqqimni berasan?" desa, ikkinchisi "Yaqinda karvon o'tadi, shu yerdan o'tadi, shunda olib beraman" dedi. Shundan har ikki sahoba karvon yaqin qolganligini xabarni bilishida o'rnilardan turib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga qaytib ketdi. Ular ketishi bilan Abu Sufyon keldi u yerga. Kelib qarasa bir odam o'tiribdi.
Başka hiç kim yok. Ayollar hem ketken. Hali adam da aldı ki barıptır Abu Sufyan. Bu yerge bir adam geldi mi şu yakın ortada? Hali kişi etti ki ana o yerde iki adam oturgen idi. Ana ayarlardaki yaplarını eşit durup ketişti dedi. Abu Sufyan dahalardan idi. O adli adam mesela hatta bir hilekar, makkar adamdı. İkala sahaba toktap durgen, tüyelerini çöktürgen cöyge bardı da tüyelerini ahlatını taptı. Alıp ahlatı tutup gördü. Tutup gördü, tüyanın ahlatının içinden hurmanı danaları çıktı. Yani Kaysi Arap kabilesi tüyelerini hurma bulan bakadı. Hurmasını köprü giden. Fakat yine yasırıplıklar. Demek bu yerge peygamberimizi adamları kegenliği ve kervanına yakın kalgenliğinden, yakın kervanını kelişikten haber topgenliğini bildi de şaşkenliçe kervanına ortaya karab kaytip gitti. Abu Sufyan peygamberimizi koşuniden amanda kamaslıgını düşüngeniden Mekke'ye kervanını himaye kılıçlık için Kureyş'ten yardım sorup adam cönetti. Bu işe Damdam İbn Amr isimli bir kişinin tarladı ki bu kişinin hatta adamlarda itibarını talışlık ki nihayette bir usta adamıydı. Damdam'a Abu Sufyan etti ki sen barıp Mekke'den benge yardım sorup. Muhammed'in koşuniden kutulamanda oylamayım ben dedi. Damdam şaşken için Mekke'ye karab gitti. Mekke'ye kirişlikke yakın koyanı da tüyasından düşür, köynelerini yırttı kitamanını. Töntarıp giydi. Tüyasını burnuna cerahatlap durup, tüyanı akkan kanıdan tüyanı özügeyim sürtüdü. Kandan aptır özügeyim sürtüdü. Onu körünüşüne hatta bir vahim alayıp olup, huttu uruçtan zorla kutulup kaçıp giden adamla körünüşe geldi. Mekke'ye kirişi bilen bakırışlı başlardı. Al-Gavf, Al-Gavf, Al-Latîmet, Al-Latîmet. Adamlar onu bakırgıya yığılıp gelip toplanıştı. Nima bo'ldi? Nima baqiryapsan desa, haligilarga javob bermadi. Odamlar to'plangandan keyin yana yurib ketdi. Ketib borar ekan Al-Gavs, Al-Gavs, Al-Latîmet, Al-Latîmet, yordam beringlar degan ma'noda. Bir joyga to'xtadi, yana odam to'plandi, odam ko'paydi atrofida. Nima bo'ldi? Nimaga baqiryapsan desa, yana indamadi-da, to Ka'batullohning oldigacha baqirib bordi. Abu Qubays tog'iga ko'tarilib turib, yana baqirdi. Al-Gavs, Al-Gavs, Al-Latîmet, Al-Latîmet. Oxiri yetarli odam to'planganidan keyin Quraysh karvoni xatardaligi Muhammad alayhisolamdan qutqarishlik uchun Abu Sufyan yordam so'rayotganligini xabarni aytdi. Bu Abu Sufyan boshqarib kelayotgan karvonni boshqa karvonlardan farqi avvalgi karvonlar ma'lum bir Qurayshning sayyid boylarini karvoni bo'lardi. Bitta odamning moli bor. Endi bu karvon Alloh taolaning taqdiri Qurayshdagi hamma savdogarlarning moli bo'ladi. Çünkü için Mekke ayakta durdu. Hemme kervanlı himaye kılıçlıkla hareketge düştü. Badr'ge çıkmayan Kureyş sayyidlerden Abu Lahab. Onun çıkmasındaki sebebi Kureyş'in sayyidlerden biri Abu Lahab'dan karzı bağırdı. Abu Lahab onge sen meni ordumge çıktım deyip etsen, yani meni ordumge kervan himayesine çıksın, men senden şu karzımı keçemem. O razı oldu. Şu sebeple Abu Lahab cengelmege kervan himayesine çıkmadı. Çıkmagenler yana bittesi Umayyet ibn Halaf. Bilal'ı hocayını. Kureyş'in en katta seyyidlerinden. Çıkmasındaki sebebi acil oldu. Badr gazatıdan avval, yani hicretten keyin, bana şu halattan az gene vakit avval, Medine'den Sa'd ibn Muaz raziyallahu anhu Mekke'ye gelip Kabe'ni tavaf kıladı. Sa'd Yasrib'de seyyidlerinden, bura katık devamıydı. Umayya onu tavaf kılıkkeni körüp, Müslümanlığını bilip durup söktü, hakarat kıldı. Şimdi Sa'd Umayya karab, sen beni sökesem dedi. Ortamızdaki iş, sökişimden bitmiydi. Resulullah biz seni katır kılışımıza etti. Peygamberimizi havadan yapılması yine yaşı kılışardı müşriklere. Bu haberden korktu. Hayır da dedi, Mekke'den mi ya, Mekke'nin taşkarısı da mı? Degeni de Sa'd bu hakkıda yapılmadı dedi. Ana şu haberden haberdar korkanlığı için, şu haberden korkanlığı için çıkmaslık niyeti bilen Kabe'ye suyanıp otururdu. Kabe'ye suyanıp oturarken hemen yürüp, hareket kılı yürüptü, Umayyet ibn Halaf oturuptu. Kureyş'in başka sayıdlarından Ukbat ibn Abi Muayyet koluna atır kötarıp gelip, Umayyet'in aldığı gelip şunu da tuttu. Ey Umayya, bu atırlardan sebep olayım dedi. Çünkü siz ayollardansınız dedi. Bütün Kureyş katta kiçigi kervanı himoya kılıçlıkka hareket kıptırsa siz oturup olasınız dedi.
Degene de turup hareket kıldı, özünü katıl kılınışıya kadar çıkıp oldu. Kureyş çıkışlıkta tayyar oldu. 950 ya ki 1000'e yakın askerde tayyarlar, endi çıkamız diye istiyor, lakin çıkışlıkta ikilenip kalıştı. Sababı, şu halattan az gene vakit avval, Kureyş bilen Kenan'a kabile ortası da, kabilesi ortası da bir müşküle bu yanıda. Kenan'lık bir kişi, Mekkeli bir kişinin katıl kıldı, öldürüp koydu. Ölgen Mekkeli'ni, Kureyşli'ni, akası, ülkesini, diyesini tolap, Kenan'a'dan diye taraf kaldı. Kenan'a kabilesi, öldürülgen adamı diyesini verdi. Şu bile müşküle halbı oldu. Şimdi, Kureyşli'ni öldürgen, diye tolagen hali Kenan'lık, birkaç vakit otkenden keyin, Mekke'ye keyin payıttı, hali ki diyeni talap kıyken aka, boya Kenan'lığı da öldürüp koydu. Öldürüp koydu da Kabe'ye var, asıl oldu. Şimdi Kenan'a diye talap kılardı. Kenan'a uluğu Kureyş'ten bizi adamımızı öldürgen kişinin bizi topşirasan dedi. Kureyş'in izzatı gururu tutup bir miyemen dedi. Şimdi kılıp Kureyş bilen Kenan'a ortası da müşküle payda bu genel. Ana şu müşkülerini islap durup Kureyş eğer çıkıp getip oladıyan olsa Mekke'ye Kenan'a hücum kılıçdaki fırsat payla durgen adam. Ya burada sayırlardan bir tanesini asıl kovalış gerek Kenan'a gider. Ya ki Mekke'ye hücum kılıçdaki gerek. Şimdi ular ikkilenip durgeni de ularını bana şu taraddududan kaytarıştık için iblis geldi. İblis gelip etti ki bu iblis Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret kıyanı da arkasından kuvgen Surakat ibn-i Malik suratı da geldi. İslamımıza Peygamberimiz Kisra'nı bile yüzüylerini vada kıyan. Surakat ibn-i Malik cüş umurgudan. Kenan'a kabilesini cüş umurgudan. Etti ki men dedi Kenan'a silahı hücum kumasıyla kefil ben, men silahı hımayam yalaman, beymaral varıp gel oraylar dedi. Yani onların bana şu işe, şici atlantırken kim oldu? İblis oldu. Allah Teala bu hakkında Kur'an'da şimdi bir ayetler nazil kıldı. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّي جَارٌ لَكُمْ Bu Kureyş'ni bana şu işlerge tahrip kıyken daim şeytan oldu. Öşende şeytan ularga qilayotgan ishlarini chiroyli ko'rsatib, bu kun sizlardan g'olib bo'ladigan biron odam yo'q. O'zim sizlarning homiyingizman dedi. Shayton boshladi. Darun Nadvada payg'ambarimizni o'ldirishlikka maslahat qilayotganda shayton kelib maslahat berdi. Badrga chiqishlikka Qurayshni shayton undayapti. Aqabada payg'ambarimiz ansorlar bilan bay'at berishganida shayton baqirdi. Uhudda payg'ambarimiz chuqur yiqilib tushganda shayton baqirdi Muhammad o'ldi. Qarang, bu müşriklerge maslahat berayotgan, yo'l ko'rsatayotgan, shijoatlantirayotgan kim? Kimlarni kimi ko'ryapti bu müşrikler? Shayton ularga maslahat berayapti. Chunki inson bunday qarash kerak atrofida. Hali yo'l ko'rsatayotgan, maslahat berayotgan odamlari kim? Odam ko'rinishidagi shaytonlar emasmikin? To'g'ri qilyapsan, boblading, anday qil, manday qil dedi, o'zi asli surishtirib qarasangiz, Alloh va Rasuliga umuman to'g'ri kelmaydigan gaplar gapirayotgan bo'lishi mumkin. Ularni mana shu Badr g'azotiga chiqishlikka shayton shijoatlantirdi. Shunday qilib Quraysh karvonni himoyasiga chiqib ketdi. Bu vaqtda Payg'ambar alayhissalom hali Quraysh qo'shini chiqqanligidan xabari yo'q, 314 ta sahobasi bilan hali ham karvonni yo'lini, karvonni xabarini istab ketar edi. Tayyorgarliklar. Makkaga xabar yetib borganidan keyin Quraysh 950 yoki 1000 kishilik qo'shin bilan chiqdi. Ularda hammasi tuyon ustida. Yana 90 ta 100 ta yeyishlikka ham alohida tuyo olish bo'lgan. 200 ta otni o'zlari bilan olib chiqishdi. Ha musulmonlar bo'lsa, urush uchun chiqishmagan edi ularda niyati, karvonni yo'lini to'sish edi. Shuning uchun bor yo'q 314 ta odamga 2 ta ot, 70 dona tuyo boradi xolos. Urush uchun chiqqanda bunaqa tayyorgarlik bilan chiqmaydi. Bitta tuyani 3ta sahaba almashib minib ketardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan tuyani sherik bo'lib minganlar Ali roziyallohu anhu va Abu Luboba. Ikkala sahaba bilan payg'ambarimiz Rasululloh bo'lsa ham hamma qatori tuyani navbatma-navbat minib ketyapti. Shunda ikkala sahobiy ya Rasululloh siz minoring, biz rozimiz, biz piyoda ketaveramiz deganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilar, sizlar mendan ko'ra quvvatliroq emassizlar. Men ham sizlardek ajr olishni xohlayman. Men ham sizlardek ajr olishni xohlayman dedi. Imom Ahmad rivoyati.
Lekin Rasulullohni rahmatan lil alamin bo'lganini ko'raylikki, shu holatda ham odillikni ko'raylik. Endi buni ko'rib tarbiya topgan Umar ibn Xattob quli bilan tuyani minganda navbatlashsa hayron bo'lmaslik kerak. Chunki Rasulullohni Muhammadiya madrasasini talib edi Umar ibn Xattob. Tuyasi yo'qlar yo'lda oxirgacha piyoda yurishlikka majbur bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga Quraysh qo'shin bilan chiqqanligini xabari vahiy orqali nozil bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz sahobalarni jamlab turib, biz karvonni qas qilib chiqqan edik. Endi Quraysh biz bilan urushgani qo'shin bilan kelyapti ekan. Ortimizga qaytamizmi yoki davom etamizmi? Maslahat beringlar dedi. Ashiru alayya ayyuhan nas. Ey odamlar, maslahat beringlar menga. Shunda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu turib, ey Rasululloh, Robbingiz buyrug'iga yuring, biz siz bilanmiz dedi. Rasululloh uni gapidan rozi bo'ldi, Abu Bakr o'tirdi. Payg'ambarimiz yana so'r aytdilar. Menga maslahat beringlar ey odamlar dedi. Umar ibn Xattob turdi. Abu Bakr so'zidagi so'zni aytdi. Payg'ambarimiz undan ham rozi bo'ldi, Umar o'tirdi. Uchinchi marta payg'ambarimiz maslahat beringlar odamlar, nima qilamiz? Davom etamizmi yoki qaytamizmi dedi. Shunda Miqdod ibn Amr roziyallohu anhudan turib shunday bir so'zni aytdiki, bu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi. Badr kunida Miqdoddan shunday so'zni eshitdimki, butun dunyoni almashtirardi mana shu so'z meniki bo'lishligi uchun dedi. Nima degani? Miqdod roziyallohu anhu turib aytdiki, "Yo Rasululloh, Robbingiz buyrug'iga yuring. Biz sizga Banu Isroil Musoga aytgan so'zni aytmaymiz." Nima deyshgani bular? Izhab anta va robbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ana shu Iliyo Quddus shahri sizlardiki hujum qilaylik, shu shaharni olamiz desa, Banu Isroil aytgan edi, "Ey Musa, sen va Robbing borib urushaveringlar, biz ma'da o'tirib turamiz" degan. Biz unaqa demaymiz. Balki aytamiz, "Ya Rasululloh, siz va Robbingiz, ikkingiz borib urushinglar, bizlar albatta siz bilan birga jang qilamiz" deymiz. Allohga qasam ya Rasululloh, agar siz Birakul G'immatgacha jang qilishga yursangiz, bizlardan birorta kishi ortiga qaytmaydi dedi. Bu so'zni azamatini bilishing uchun Birakul G'immat nima? Birakul G'immat Yamandagi bir mintaqa. Ana shu Birakul G'immat bilan Madina o'rtasida islomga dushman bo'lgan 14 ta qabila bo'lgan. Ya Rasululloh, siz bitta jang emas, 14 ta qabila bilan jangga, hozir jangga kirsangiz, bizdan birortamiz ortimizga qaytmaymiz dedi. Shuning uchun hadis tilovisi aytganida dunyodagi hamma narsani mana shu so'zga almashtiradim degan. Payg'ambarim shunday xursand bo'ldilar. Miqdod ham uniga o'tirdi. Endi yetarli bo'lganga o'xshaydi. Hamma roziga o'xshadi. Lekin payg'ambarimiz 4-chi marta Ashiru alayya yuhannas. Ey odamlar, maslahat beringlar menga. Nima uchun? Nima uchun qaytib-qaytib so'rayapti? Hozir turib gapirgan sahobalarning hammasi muhojirlar. Birinchi marta payg'ambarimiz bilan birga ansorlar ham chiqqan edi. Qo'shini kattaroq qismi ansorlar edi. Payg'ambarimizda shunday bir o'y bor ediki, ansorlar payg'ambarimizni Madinaga ko'chib keling deganida payg'ambarimiz meni himoya qilasizlar degan. Ular rozi bo'lishgan. Endi biz payg'ambarimizni faqat Madinada himoya qilamiz, Madinaning tashqarisida himoya qilmaymiz degan tushunchasi yo'qmi-kin ansorlarda payg'ambarimiz qaytib-qaytib so'rayotgan edi. Shunda ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu o'rnidan turib, "Yo Rasululloh, siz bizdan, ansorlardan kutyapsizmi javobni?" dedi. Payg'ambarimiz "Ha" dedi. Chunki ansorlar indamagan edi hali. Sa'd ibn Mu'oz o'rnidan turib aytdi, "Tahqiq, biz sizga iymon keltirdik, sizni tasdiqladik. Siz olib kelgan narsani haqligiga ishondik. Sizga so'zsiz itoat qilishga ahd berdik, yo Rasululloh, Robbingiz buyurgan ishga yuring. Sizni haq din bilan yuborgan zotga qasamki, agar siz dengizga sho'ng'isangiz, dengizga yursangiz, bizlardan biron kishi ortda qolmay albatta siz bilan birga yuradi. Ertaga dushmanga qarshi biz bilan yo'liqishingizni xohlaymiz. Bizlar jangda sabrlimiz. Shoyat Alloh biz tufayli sizning ko'zingiz quvontiradigan ishni bersa." Ansorlarning itoati xuddi muhojirlarnikiga daqiqa ekanligini Sa'd ibn Mu'oz ta'kidladi. Bundan payg'ambarimizni yuzlari bir yorishib ketdi xursandchilikdan. "Xursand bo'linglar" dedi. "Alloh menga ikkita g'alabadan bittasini va'da qildi" dedi. "Yo karvonni olamiz, yo jangda yengamiz" dedi. Bu to'rala sahobani gapirgan gapi bir xil chiqdi.
Biz nima desiz yuramiz. Lekin bu to'rala sahobani gapi qolgan hamma 314 ta sahobani fikri emas edi. Ba'zilari urushni xolamas edi. Ba'zilari karvon deyla olib qaysa yaxshi bo'lar edi, urushmasa yaxshi bo'lar degan fikrda edi. Buni Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Insonlarning ichida o'tayotgan narsani Alloh taolo Qur'onda bayon qildi. Va inna fariqon minal mu'minina lakarihun. Xuddi mu'minlardan bir guruhi urushni aniq yomon ko'rib turgan hollarida. Va tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum. O'shanda ey mu'minlar, Alloh ikki toifadan karvon yoki qo'shindan birini sizlar uchun o'lja qilishga va'da bergan edi. Sizlar qurol-yaroqsiz toifa, ya'ni karvon o'zingiz uchun bo'lishini istagan edingiz. Lekin farq nimada bo'ldi? Xolamayotganlar ham Alloh va Rasulining buyrug'iga lab deb javob berdi, lekin Alloh taoloni shundan keyin Alloh taoloni nusratiga haqli bo'ldi. Qo'rquv, dunyo bo'lgan tama, bu insonning tabiatida bor kasallar. Sahobalar ham odam bo'lgan, ular ham qo'rqqan, xavotirda bo'lgan, dunyo tamasida bo'lgan, lekin farq payg'ambarimiz buyurganda osiy bo'lmadi, shunda Alloh taoloning nusratiga loyiq bo'lishdir. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum." Ey mu'minlar, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar, u zot ham sizlarga yordam berur va jang maydonida qadamlaringizni sobit barqaror qilur. Muhammad surasi. Rasululloh Badrga yaqin kelib, shimolda to'xtadi. Udvatul dunyo. Quraysh esa Badrning janubiga kelib to'xtadi. Udvatul quswa. Bular hammasi Badr mintaqasidan. Abu Sufyan o'zini daholigidan Badrga yurmasdan Badrda aylanib o'tib ketdi. Uchala jamoat kimisi qayda turganligini bir-biri haqida xabarga ega emas. Musulmonlar shimolda, mushriklar janubda, karvon bo'lsa umuman hech kim bilmaydigan boshqa yo'l bilan o'tib ketgan. Alloh taolo aytadi: "O'shanda sizlar Madinaga yaqinroq tarafda, ular, ya'ni mushriklar, yiroqroq tarafda, otliqlar, ya'ni karvon esa sizlardan quyiroq dengiz sohili bo'lib ketmoqda edi. Agar mushriklar bilan jang qilish uchun avvaldan va'dalashilganlaringizda biron muayyan vaqtga kelisha olmagan bo'lardingiz. Agar ittifoq qilishganda uchrasha olmasdi bular." Endi bu g'azovatni Alloh taolo o'zi tadbir qildi. Payg'ambarimiz Qurayshdan xabar topib kelishligi uchun, karvondan xabar topib kelishligi uchun Sa'd ibn Abi Waqqos, Ali ibn Abi Tol hamda Zubayr ibn al-Avvomlarni yubordi. Bu sahobalar Badrga kelishganida Quraysh qo'shinidan ikkita bola suv olgani kelganida haligrada tutib olib kelib musulmonlar muaskariga qo'yib qo'yishdi. Rasululloh namoz o'qiyotganda bu ikkovini so'roq qilishni boshladi. Sahobalar bu ikkov boladan so'rayapti: "Kimsizlar?" "Falonchi, falonchi." "Qayerdansizlar?" "Makka'damiz." "Kim bilan keldinglar?" "Quraysh qo'shini bilan." Aytdi-ku, sahobalarning ba'zilari karvonda qolyapti. "Yo'q, yolg'on gapirishding. Senlar Abu Sufyonni karvonidansan." Urushni boshlash. "Yo'q, Allohga qasam, biz Quraysh qo'shini bilan." Oxiri uraverganligidan kaltadan qutulish shartiga bo'pti dedi. "Bo'pti, biz o'sha Quraysh karvondamiz" dedi. Ini tek qo'yishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozini o'qib bo'lganlardan keyin subhanalloh. "Sizlarga to'g'risini aytsa urdinglar. Yolg'on gapirsa xoli qo'ydilarmi?" Bularda bari musulmonlar karvonning umidida ekanligiga bitta dalil hisoblanadi. Abu Sufyon qochib ketdi. Karvon omonda, mushriklarning qo'shini orqa tomoniga o'tib olgan odam jo'natdi. "Bo'ldi, karvon qutuldi, qaytaveringlar" dedi. Elchi mushriklarning qo'shiniga kelib xabarni aytdi. "Endi Quraysh nima uchun kelgan edi bu yerga? Karvonni himoya qilganimi? Karvon qutuldi. Quraysh qo'shini orasida orqaga qaytamiz" degan gap tarqadi. Banu Zuhraliklar, Banu Zuhra urug'i, "Biz karvonni himoya qilgani kelgan edik. Karvon qutuldi, qaytamiz" dedi. Birorta kishi qatnashmadi. Banu Hoshim urug'ining kofirlari ham mol uchun kelgan edi. Ular ham qaytishga taraddudga tushdi. Ba'zi kishilar qoldi Banu Hoshimdan. Chunki Banu Hoshim urug'i Qurayshni tashab ketdi degan gap bo'lmasin deb ozgina odam qolganda ushlardan bittasi Abbos ibn Abdul Muttolib ham qolgan edi. Hakim ibn Hizom Quraysh sayyidlaridan Utba ibn Robiya kelib aytdiki: "Ey Utba" dedi. "Jang qilishlikka nima hojat bor? Mollarimizni qutqarish uchun kelgan edik. Mollarimiz omonda. Agar hozir urushsak kim bilan urushamiz? O'zimizning qarindoshlarimiz bilanmi?
Yine birimiz ikincimizi, akamızı, ülkemizi öldürüp, Mekke'ye kayıtı varıp durup, mana beni akamı öldürdü, mana beni inimi öldürdü, yaman köremiz mi? Bu cengimizde hacatı yok. Büyür, adamlar ortaya kayıtsın. Bir yakşını kıyın dedi. Utuba bu gepke razı olup, adamlar dedi Utuba. Mallarımızı kutkarış çünkü elgen edik, mallarımız aman da, artımızda kayıtımız dedi. Şubiden uruç doktagen buldu, adamlar kayıtışa hareket barıştı. Abu Cahil bu narsani xolamasin. Abu Cahil bu urush bo'lishini xolaydi. Makkada yagona bitta boshliq bo'lgan emas. Sayyidlar boshqa. Unisi ham boshliq bo'lishni xolaydi, bu ham boshliq bo'lishni xolaydi, lekin yagona bitta bir itoatdagi boshlig'i yo'q. Mana shu fursat odamlar qaytaylikmi, qolaylikmi deb ikkilanayotganda, shunday bir shijoat bilan chiqsam, men boshliq bo'laman deb fursat ekanligini bildida. Odamlarga aytdiki, qaytmaymiz dedi. Allohga qasam qaytmaymiz. 3 kun turamiz. Jonliq soyibimiz, sharob ichamiz. Butun arab qabilalari Qurayshning qanday izzat, quvvati borligini ko'rib qo'ysin. Qaytmaymiz dedi. Lekin odamlar qaytishdi, harakatini ko'rib turib, Abu Jahl al-Amr al-Hazramiyni chaqirdi. Avvalgi darslarimizda aytdik, Amir al-Hadramiyni o'g'li Amr Hadramiy Abdullah ibn Jahs sariyasida nayza bilan otib o'ldirilganida. Birinchi islomda qatl qilingan kishi edi mushriklardan. Abu Jahl aytdiki, "Ey Amir" dedi. "Seni o'g'lingni qasosini olmasdan Quraysh tashlab ketyapti musulmonlar bilan urushmasdan." Dedi, "Hali Amir al-Hadramiy noqulay ahvolga tushib qoldi. Qanday qilib uni o'g'lini qasosini olmasdan qaytishadi?" O'zini yerga urilganday his qildida, qo'shinning o'rtasiga borib yerga o'tirib olib turib boshiga tuproq sochib, "Voy o'g'lim Amir, voy o'g'lim. Seni qasosingni olmasdan tashlab ketishyapti Qurayshliklar. Ey Quraysh, agar sizlarni bolalarni qasosini olish kerak bo'lsa, men sizlarni tashlab ketmasdim" dedi. Quraysh noqulay ahvolga tushib qoldi. Chunki o'zini urug'idan bo'lgan bir kishini qasosini olmasdan tashlab ketishlik haqiqatan ularga ayb hisoblanadi. Odamlar ketishga talab qilganlari ham mana shu Abu Jahlning shu qilgan hiylasidan keyin Badrda qolishlikka majbur bo'lishdi. Hali shu vaqtgacha Quraysh musulmonlarda qayerdaligini bilishmas edi. Musulmonlar ham mushriklarda qo'shini qayerdaligidan xabar yo'q edi. Bir-biriga yaqin lekin bilishmas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan xabar topib kelishligi uchun Badr mintaqasiga chiqdi. Shunda bir oqsoqol kishini Badr suvida o'tirganligini ko'rdilar-da, u kishi kimsizlar deb so'raganida payg'ambarimiz, "Agar siz bizga so'ragan savollarimizga javob bersangiz, biz ham javob beramiz" dedi. U kishi so'rang dedi. Payg'ambarimiz Quraysh qo'shini haqida so'radi, o'zi haqida so'radi. U kishi aytdiki, "Menga xabar qilindiki, Quraysh qo'shini falon kuni chiqqan ekan, falon joyga falon kuni yetgan ekan. Agar menga xabar bergan odam to'g'ri aytgan bo'lsa, falon joyda" dedi-da, Qurayshlarda haqiqatan joylashib turgan tog'ning orqasidagi joyni ko'rsatdi. "Muhammad Madinadan falon kuni chiqqanligi haqida bir kishi menga xabar yetkizdi. Falon kuni falon joyga kelgan ekan. Agar menga xabar yetkizgan odam to'g'ri aytgan bo'lsa, u falon joyda" deb payg'ambarimizni qo'shini turgan joyda haqiqatan ko'rsatdi. Payg'ambarimiz "Karvonchi" deb so'raganida u kishi aytdi, "Karvonda qayerdaligini bilmayman" dedi. Haqiqatan Abu Sufyon bu daholigidan hech kimga bildirmasdan karvonni omon olib qochib ketgan edi. Payg'ambarimiz so'ragan savolga bu kishi javob berib bo'ldi. Keyin "Qayerdansizlar" deb so'radi. Bu jang payti musulmonlar haqida, umuman qo'shin haqida bir ma'lumot berishlik bu to'g'ri emas, mumkin emas. Shuning uchun payg'ambarimiz u kishiga "Biz suvdanmiz" dedilar-da ketib qoldilar. Haligi kishi qaysi suvdan, Rojiy suvdanmi, qaysi suvdan deguncha payg'ambarimiz indima ketib qoldi. Unga yolg'on ham gapirmadi, lekin so'ragan savoliga javob ham bermadi. Bu tavriya deyiladi, shunga o'xshagan urush holatlarida ishlatilishlik joiz bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishining javoblaridan Qurayshning qo'shini yaqin ekanligini bildilar-da, Payg'ambarimiz Udvatu dunyodan chiqib Badrga chodir tikishlikka buyurdi. Shunda Habbob ibn Munzur roziyallohu anhu kelib, "Ya Rasululloh, bu joy Alloh vahiy qildimi shu yerga tushing" deb
Alloh tomonidan vahiy mushoyga tushishlik, agar shunday bo'lsa, bir qadam oldiga ham orqaga ham yurmaymiz, bajaramiz dedi. Yoki bu sizning rais, fikringiz, urushdagi hilesmi deb so'radi. Rasululloh bu mening fikrim dedi. Habbomni muzratdilar, unda bu joy to'g'ri joy emas. Nimaga deb payg'ambarimiz so'radi. Ya Rasululloh, bu Badr mintaqasidagi eng yaxshi suvdoliga to'xtaylik. Boshqa quduqlarni ko'mib tashlaylik. Bizda suv bo'ladi, bularda suv bo'lmaydi. Payg'ambarimiz Habbob ibn Muzurning so'zini qabul qildi. Hamda u kishi aytgan joyga joylandi, boshqa quduqlar ko'mildi. Shundan olinadigan kichkinagina bir ibratki aytib qo'yishligimiz kerak. Qo'shindagi oddiy bir askar o'zini qo'mondoniga kelib, qo'mondonining fikriga xilof bo'lgan fikrda aytishdan qo'rqmayapti. Ya'ni shundayki, rahbar bo'lgan, xo'jayin bo'lgan odamingizga u aytayotgan fikrga qarshi fikr aytganini qo'rqasiz. Chunki yo mansabingizni olib tashlaydi, yo bir jazo oladi, yoki qandaydir bir boshqa chorani qo'llaydi. Xo'jayinni fikri noto'g'riligini bilib turgan qo'l ostidagi kishilar ham boyagi jazodan qo'rqib turib fikrini aytishlikka jur'at qilmaydi. Hech qaysi odam, har qancha aqlli bo'lsin, har qancha fikr mulohazali bo'lsin, ko'p o'qigan, ko'p bilgan bo'lsin, atrofidagi odamlarning fikriga quloq solishlikdan kattalik qilmaslik kerak. Har qancha bilimdon bo'lsin, har qancha aqlli bo'lsin, hech kim nasihat eshitishlikka kattalik qilmaydi. Hech kim nasihat qilishlikka kichkinalik qilmaydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ra'yini avval Habbob ibn Munzur odob bilan so'rayapti. Alloh vahiy qilgan bo'lsa, so'zsiz quloq solamiz. Yo agar o'zingizning fikringiz bo'lsa, yo Rasululloh bu noto'g'ri fikr. Undan yaxshiroq fikr bor menda deyapti. Bu rahbar degan odam qo'l ostidagilarning so'ziga, fikriga quloq tuta bilishligi kerak. Ehtimol zo'r fikr chiqayotgandir. Siz o'shini og'zini yopasiz, undan keyingi zo'r fikr egalari ham gapirmaydi. Qo'y dedi, bari olmaydi. Undan ko'ra jim o'tiraveray dedi. Shu bilan rivojlanishlik, o'sishlik bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habbob ibn Munzur maslahat bergan joyga qo'shinni joylashtirdi, chodir tikildi va hovuz kavlashlikka buyurdi. Chunki ertaga jang bo'ladigan bo'lsa, jang asnosida quduqdan suv olib ichishlikdan ko'ra hovuzdan suv olib ichishlik oson bo'lar edi. Musulmonlar hovuz kavlashdi. Ertasi Badr g'azovati sodir bo'lgan kechada Alloh taolo musulmonlarga bir qancha yengilliklarni yaratib berdi. Birinchisi yomg'ir yog'ishligi. Boyaga aytganimizdek, musulmonlar suv ichishlik uchun hovuz kavlashdi, uni to'ldirib ulgushmadi. Mana shu yoqqan yomg'ir shu suvni to'lishiga sabab bo'ldi va bu yomg'ir musulmonlarga aziyat bermagan, yengil bo'ldi musulmonlarga. Va tog'da narigi tomonida turgan mushriklar ustiga esa qattiq sel qo'ydi. Badr mintaqasidagi qum nihoyatda yurishlikka qiyin bo'lgan qum edi. Bir ikkinchisiga yopishmasdi. Endi agar bunga yana suv qalin yog'adigan bo'lsa, yana og'irlashib ketadi. Mushriklar tomonga sel qo'ydi. Ertalab jang maydoniga kelganda nihoyatda bir qiylangan, mashaqqat chekkan holatda keldi. Musulmonlar ustiga yengil shunday sebalab o'tdi. Musulmonlar yurishlari oson bo'ldi, qadamlari sobit bo'ldi. Ikkinchi yengillik Nuas. Bu haqida Alloh taolo oyat nozil qildi. Nuas bu musulmonlar jangdan oldin rohatlanib olishligi uchun, xotirjam bo'lishligi uchun Alloh taolo bir qattiq uyquni ularga tushirdi. Hammasi uxlashdi. Badr kechasida musulmonlarni uyqusini qo'riqlagan sahoba aytadiki, Badr tuni soqchilik qildim, uxlab qolaverganligimdan qo'limdan qilichim 7 marta tushib ketdi. Ya'ni soqchi shuncha uxlayapti. Endi qolganlar uyqusini faraz qiling. Imom Qurtubiy mana shu oyatni sharhida shunga aytadiki, bu uyqu musulmonlarga tamomiy jasadlariga orom berdi va ertaga bo'ladigan jangga quvvatlantirdi va ikkinchisi shu uyqu bilan Alloh taolo musulmonlarni ertaga bo'ladigan jangdan qalbidagi xavotirni ko'tardi, qo'rquvni ko'tardi. Demak, jasadlar quvvatli bo'ldi mana shu uyqu bilan hamda qalblaridan qo'rquv xavotir ko'tarildi. Alloh shunday deydi. Astaudu billah iz yughashikumun nu'asu amanatan minhu va yunazzilu alaykum minas samaa'i ma'a liyutahhirakum bih va yudhhiba ankum rizzash shaytani wal yarbita ala qulubikum va yuthabbita bihi al aqdam.
O'shanda xotirjam bo'lishingiz uchun sizlarni o'z tarafidan uyquga cho'mdirgan va poklab sizlardan shayton vasvasasini ketkazish uchun dillaringizni bir va qadamlaringizni mahkam qilish uchun ustingizga samodan suv, yomg'ir yog'dirgan edi. Demak, qadamlari sobit bo'lishi uchun, qalblari xotirjam bo'lishi uchun Alloh taolo ularga yomg'ir yog'dirdi va uyquni berdi. Bu g'azotni, bu jangni Alloh taolo o'zi tadbir qilyapti, birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Badrga kelib to'xtab bo'lganidan keyin, qo'shin joylashgandan keyin, u kishining oldiga ansorlarning sayyidi Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhu keldi. Aytdi: "Ya Rasululloh" dedi. Madinada qolgan birodarlarimiz, ya'ni ansorlar, ular ko'pchiligi chiqmadi. Ular ya'ni karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketdi deb chiqishmadi. Agar jang bo'lishini bilganda chiqishar edi. Ya'ni qavmini sayyidiki ko'ring, orqada qolgan birodarlar mana shu ajrdan, Rasulullohning yonida turishlik sharafidan mahrum bo'lib qolganidan joni bir achishib, ularga uzr keltiryapti. Agar jang bo'lishini bilishganda chiqishar edi dedi. Rasululloh, agar rozi bo'lsangiz, qo'shinni orqasiga bir chodir tikib beraylik. Shunda turing. Agar yengsak, bu bizni quvontiradigan narsa. Agar unday bo'lmay qolsa, sizga minishlik uchun o'loqlarni tayyorlab qo'yamiz, Madinaga qaytib borasiz, islom ishi tugab qolmaydi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu maslahatni ham oldi. Alloh tomonidan vahiy bilan quvvatlantirilganiga qaramasdan, barcha ilm hikmatga egasi bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga Qur'on berildi, yana Qur'oncha yana qo'shimcha ilm berildi degan zot sahobalardan maslahat olishlikka kattalik qilmayapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan qanday bir yumshoq, halim muomalada bo'ldi. Alloh aytadi: "Astaydu billah, fabima rahmatin minallohi linta lahum, walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal ala Alloh, innalloha yuhibbul mutawakkilin." Ey Muhammad alayhisalom. Alloh tomonidan bo'lgan bir marhamat sababli ularga, ya'ni sahobalaringizga yumshoq so'zli bo'ldingiz. Agar qo'pol, qattiq dil bo'lganingizda edi, albatta atrofingizdan tarqalib ketgan bo'lar edilar. Payg'ambarimiz mana shunday bir halim, yumshoq muomalada bo'lishligi Alloh taoloning sahobalarga bergan marhamati, Alloh taoloning rahmati bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ansorlar tikib bergan chodirga borib o'tirdi. Hamda musulmonlarni shijoatlantirib, ularga bir ko'ngillarni ko'tarishlik uchun, mana Imom Muslim rivoyati, Badr maydonida yurib borarkan payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilardi. Manovi falon mushrikni o'lim topadigan joyi. Manovi falon mushrikni qatl bo'ladigan nom-nom ko'rsatdi. Mana shu hadisni rivoyat qilayotgan sahoba aytadi: "Allohga qasam" deydi. Rasululloh kimni atini aytib ko'rsatgan bo'lsa, xuddi ana shu joyda o'limini topdi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bayroqlarni bo'lib berdi. Ali ibn Abi Talibga, ikkinchisini Musab ibn Umayrga. Ibn Qoyyim Javziyda 3 bayroq berdi deyilyapti. Birinchisi oq bayroqni Musab ibn Umayrga, 2 qora bayroqni bittasini Ali, ikkinchisini Sa'd ibn Mu'ozga bergan deydi. Bu Ibn Qoyyimdan, Zodul Mot kitobidan. Bayroqlar tarqatib berdi, musulmonlar jangga tayyor bo'lishdi. Quraysh musulmonlar tayyor bo'lganda qo'shini bilan keldi, hamda quduqlarda suvlarni yo'qligini ko'rishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu paytda chodirda o'tirib, qo'lini ko'kka ko'tarib, ilhaq bilan, hali hech qaysi kun bunchalik ilhaq bilan duo qilmagandi payg'ambarimiz. Allohumma anjizli ma va'adtani. Allohumma intahlik hadhihi al-isoba min ahli al-islam fala tu'bada fil ardi abada. Parvardigor, menga bergan va'dang. Parvardigoro, ahli islom bo'lgan mana shu jamoat bugun mag'lub bo'lsa, senga hech qachon yer yuzida ibodat qilinmaydi. Ya'ni bugun mana shu 314 sahoba mag'lub bo'lib, musulmonlar yengilsa, senga biroq ibodat qilmay qo'yadi. Islom mag'lub bo'ladi dedi. Ilhaq bilan Robbisiga shunday qattiq duo qilaverganini ko'rib, chodirda oldida Abu Bakr Siddiq turardi payg'ambarimiz bilan. "Ya Rasululloh, duoingizni yengilroq qiling, Allohga qasam, sizni hargiz xor qilmaydi" dedi. "Albatta ijobat qiladi duoingiz" dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam jangga shay turgan qo'shinini ko'zdan kechirib, ularda hammasini bir tekis saf tortib turishini buyurdi. Odatda arablar jangga kirsa, u paytda qo'shinni 5 ga bo'lar edi.
Hammasal cash deydi. Oldingi qism, ortki qism, o'ng chop qanot va o'rta. 5 ga bo'lmadi payg'ambarimiz hammasini bir saf qilib terib qo'ydi. Shunda bir kichkina bir hodisa yuz berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir tekis turgan safni kuzatib borayotgandi. Savod ibn G'ozi ismli kishi sal safdan oldiroq chiqib olgan edi. Shu kishi sababli qo'shin qishiq turibdi safi. Saf tekizmas. Yana u kishini yana qorni ham bor edi. Yana ham oldiroq chiqib turibdi qonni. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilarda qo'lidagi tayoq bilan saf tekis qiling deb qonniga kaltaga tegizib qo'ydi. Shunda Savod ibn G'ozi ya Rasululloh jonim oritdingiz dedi. Qasos olaman dedi. Sahobalar, bu kishi Rasulullohku desa, ha jonimni oritdi, qasos olaman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin birodarlar. Hayotining har bitta holatida siz bilan bizga ibrat namuna. Jahli chiqqanda ham, xursand bo'lganda ham, boy bo'lgandan faqir bo'lganda ham qo'liga tayoqni berdi. Va qornini payg'ambarimiz ochib berdi. Shunda boyagi Savod ibn G'oziya qo'lidagi tayoqni yerga tashladi-da payg'ambarimizning qorniga mahkam yopishib, o'pib quchoqlab betlarga surtib qoldi. Payg'ambarimiz "Ma hamalaka ala hada?" Nima bunday qildingiz dedi, "Ya Rasululloh, ish ko'rib turganingizdek turibdi. Ya'ni hozir jang qilamiz. Agar bugun dunyodan chiqishligim yozilgan bo'lsa, hayotda oxirgi marta meni jasadimga tekkan narsa sizning muborak jasadingiz bo'lishini xohladim" dedi. Payg'ambarimiz ular mana shunday yaxshi ko'rishar edi. Shu holatdan foydalanib payg'ambarimizni badanlariga badanlarni tegizib oldi. Qo'shin sap tortib turibdi, ikkita qo'shin. Mushriklardan birinchi bo'lib Aswad ibn Abdul Asad al-Mahzumi chiqdi-da o'rtaga Allohga qasam dedi. Musulmonlarni suvdan ichmay o'lmayman dedi. Musulmonlarni suvdan ichaman, Allohga qasam dedi. Bitta o'z yurib keldi. Uni yo'lini Hamza ibn Abdul Muttolib to'sida qisqa bo'lgan jangda uni oyog'ini uzib tashladi. Endi qarang, Allohning nomiga qasam ichgan Aswad ibn Abdul Asad qasamini bajara olmaslikka sababi uzri bor. Lekin shu holatda ham sudralib bo'lsa ham borib, hovuzdan suv ichishlik qasdida bo'lib, ushoq intilib qoldi. Hamza roziyallohu anhu shu yerda olib kallasini uzib tashladi. U bergan va'dasini bajarmay qolishlikka, qasamini oqlamaslikka sababi bor, uzri bor. Ichmading-ku desa, "Ay, ko'rding-ku" deb qo'ymaydi-da u. Ular bir so'z aytganmiz-ku, nimaga payg'ambar arablardan chiqdi? Allohning hikmati. Ba'zi hikmatlarni sanab o'tganda bu xalq deydi ulamolar. Qaysar edi. O'jar edi. To'g'ri deb bilgan asosdan hech qachon qaytmas edi. Sodda edi. U so'zni kimga berdi? O'ziga berdi. Hozirgi odamlarda shu sifat ozayib ketyapti, birodarlar. Va'da berdi, bajarmadi. Bahona 10 ta bahonasi tayyor. O'g'il bola avval so'z berganda u so'zni o'ziga beradi, birodarlar. Chunki va'da berishdan, boraman 8 ga deyishdan, men aytib beraman deyishdan buni o'ylasin o'g'il bola. Mana shu sifat ozayib ketyapti o'g'il bolalar oramizda. O'rtaga Utba ibn Robiya chiqdi. Utba ibn Robiya muboraza talab qilib chiqdi. Muboraza u davrlarda odatiga ko'ra har ikki qo'shin o'zini pahlavonlarini o'rtaga chiqarib, urushtirib, o'zini qo'shinini ruhini ko'targizadi. Shijoatlantiradi. Utba ibn Robiya chiqdi. Uni o'g'li Valid ibn Utba chiqdi. Uni ukasi Shayba ibn Robiya chiqdi. Utba, Valid va Shayba. Kim yakkama-yakka muborazaga chiqadi dedi. Shunda ansorlardan Muaz ibn Afro, Auf ibn Afro aka-ukalar va Abdulloh ibn Ravoha chiqdi. Ansorlar uchalasi ham. Ustlariga temirlarni kiyib olganligi uchun tanilmas edi. Utba kimsalar deb so'radi. Ular o'zlarini tanitishdi. Utba, "Ha, ashroflar, ya'ni qavmini sharafli kishilari. Lekin biz ey Muhammad o'zimizni qavmimizdan bo'lganlar bilan jang qilishni xohlaymiz. Ey Muhammad o'zimizni qabilamizdan, o'zimizni urug'dan bo'lganlarga bizga qarshi chiqardi." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilar, "Turing, ey Ubayd ibn Horis" dedi. "Turing, ey Ali" dedi. "Turing, ey Hamza" dedi. Ubayda ibn Horis payg'ambarimiz amakisining o'g'li. Ali ibn Abi Talib payg'ambarimiz amakisining o'g'li. Hamza ibn Abdul Muttolib o'zining amakisi. Eng yaqinlarini fido qilyapti. Ular chiqqandan keyin Utba qarab turib, "Ha, sizlar bizga tengsizlar" dedi. Ular ham Qurayshdan, bular ham Qurayshdan.
Ubayda'ya karşı Utuba çıktı. Hamza'ya karşı Şayba çıktı. Ali'ye karşı Vali çıktı. Birinci bulup özünü, rakibini Ali raziyallahu anh'a katıl kıldı. Çözüp oturmadı. Bir iki zarba değil, katıl kıp koydu. Şayba'nı ham Hamza raziyallahu anh'a bana şimdi tezliği bile katıl kıldı. Şimdi Ubayda ile Utuba birbirine tek zarba verişti. İkilesi yıkılıp kaldı. Hamza ile Ali raziyallahu anh'a humalar gelip Utuba'nı şöyle katıl kılıştı. Ubayda'nı kaytarıp Müslümanlardı. Muaskeri yap gitti. Keyin bu kişi Maraş'ı alın genci rahattan şahit oldu. Bir duf'ada üçte sayıdından acilegen Kureyş yine mübarazı buluşunu haklamadı. Ve hücum göçüge buyurdu. Araplarda adatı Al-Kar Val-Far. Bara hücum kıladı, kaytardı. Hücum kıladı, kaytardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş hücum göçgen payeti yani bir acil hükümdeydi. Tıs çökiler hamiler dedi. Özü koşunu bir saf tartıp koyanı o davr için umuman hiç kim kırmayan bir üslup idi. Yani düşman hücum kıp gelirse tıs çökerler hamiler deydi. Müslümanlar tıs çökerler. Onlar yakıra masrafı ekip durup keman atıştı başlayken de peygamberimiz ettiler. Keman bulan zarba verseler özler ingizini kalkan bulan hamaya kılıyorlar. Eğer yakınlaşıp geseler onlar ki huttu bir kişi hücum kıyken de hücum kılıyorlar dedi. Müslümanlar kervan yolun tosken çıkkandı çünkü kalkan yeterliymez idi. Kalkanı bar adam özünü himaye kılardı, yani yanı diye kişinin hem himaye kılardı. Atılgen kemanlardan birinci bulup şahit bugen bu Ömer ibn al-Hattab'ın kulu. Birinci Müslümanlardan vefat kılgen kişi Ömer ibn al-Hattab'ın kulu buldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koşunu şicatlandırıp ettiler ki aralarınızda bugün kimingiz cenk kılıp vefat ederken ortaya çekinmeseken kengligi osmonlar u yerchalik jannatga kiradi dedi. Kim bugun jang qilib, orqasiga chekinmasdan vafot qilsa, kengligi osmonlar u yerdagi jannatga kiradi dedi. Shunda Umayr ibn Hamam ismli sahoba xurmo yeyotgan edi. Ya'ni mod jangda bir quvvat bo'lishi uchun xurmo yeyotdi. Baxin baxin ya Rasululloh dedi. Ya'ni bu taajjub uchun aytiladigan. Yani, Rasul nima dediz dedi. Ne kadar bir şirin söz. Ne dediyiz dedi Peygamberimiz. Umayr dedi. Kim bugün uğruşup cenk kılıp arkaya çekilmezden vefat etse kendiliği Osmanlılar yerdeki cennet kekir edildiğinde de, ne kadar güzel narsa dedi. Hele hormonu şaşırıp yapıp kaldı. Çünkü şunu yese kuvvet oladı. Sonra etti ki Allah'a kasam dedi. Eğer şu kagen hormonu yiyişlik için kötü alıyor musam bu hayat cüdaham uzun hayat bulup getirdi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü ki onlarda imanı şunçalı küçülüğü bugün. Cennetki şapkı şunçalı katlı bugün. Ne mi yediği varsa bu 30 sekund keter, 1 minut keter. Lekin o şu 1 minutten turist halama yaptı ki tezirak cennet kekeri dedi. Koyan kurmaladı taşı varıp hücum kekirdi şahit buldu. Cenk başlanışından evvel yaş yigitçiydi. Harasa İbn-i Suraka. Bu yigitke notanış bir garip ok geldi de sayılıp şahit buldu. Kim atgani noma'm. Jang nihoyasi yetgandan keyin birodalar bu Badrul Kubro İslom tarixidagi eng katta g'azovat deyiladi. Yawmal Furqon, yawmal taqal jama'an deydi Alloh taolo bu kun haqida. Ikki jamoat to'qnashgan Furqon kuni deydi. Hech qaysi g'azovat bundan keyingi o'zini azamati, o'zini qadri jihatidan Badr g'azovatiga teng kela olmaydi. Xorisa ibn Suloxani onasi kelib jangdan keyin ya Rasululloh menga o'g'lim haqida Xorisa haqida xabar bering. U nima bo'ldi? Jannatga kirdimi yo yo'qmi? Agar jannatga kirgan bo'lsa sabr qilaman. Agar unday bo'lmasa Alloh ko'radi men qanday ish qilaman dedi. Ya'ni yig'lab, dod solib, sochini yulib, yuzini tilib, boshidan tuproq to'kadi. U paytda hali harom qilinmagan edi mayitlarga mana shunda yig'lashlik. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Sizge vay bolsun ey umus Harisa dedi. Sizge vay bolsun ey umus Harisa. Namid bo'ldingiz mi? Oğliz bitti cennetge emas. Köp cennetlerge. Tamami cennetler kirdi. Oğliz Firdavsul A'la'ya yetti dedi. Kursan. No hatta bir kursançiliği bana anası kaytip gitti. Ceng başlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cengini idara kılıçlıydı. Komandanlarga topşirdi ve özü çadırga barıp dua kıla başladı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırda namaz okuyken de esnası da namaz okuşluk esnası da Rasulullah'ın közü uykuya gitti. Şöyle
kısqagina uxladılarda uyg'onib turib yuzda nohati bir xursandchilik alomati ko'rindi. Abu Bakr, "Ya Rasululloh, nima bo'ldi sizga?" deb so'raganida, "Ey Abu Bakr, xursand bo'ling. Xursand bo'ling, Jibril bizga yordam uchun 1000 ta farishtani boshlab kelyapti," dedi. Musulmonlar 314 ta edi, mushriklar 1000 ta edi. Alloh taolo musulmonlarga yordam berishligi uchun Jibril boshligida 1000 ta farishtani yubordi. Birodarlar, hech qaysi tarix g'azotda farishtalar qatnashgan emas. Faqat Badr g'azotida qatnashgan. Hunayn g'azotiga tushgan farishtalar, lekin qatnashmagan ular. Lekin fe'lan musulmonlarning yonida turib, qilich ko'tarib mushriklarni chopgan jang faqatgina Badr g'azotida bo'ldi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tashqariga chiqdilarda bir siqim tuproqda yoki qumda o'tirib, shahatil vujuh deb turib mushriklar tomonga, mushriklar tomonga qarab otdi. Ya'ni ko'zlar ko'r bo'lsin dedi. Badr kuni mushriklar tomonda bo'lib, keyin tirik qolib islomga kirganlari aytadi. Badr kuni ko'zimizga deydi hammamiz qum to'ldi deydi. Birortamiz xot omon qolmadik. Hamma ko'zini mashaq qilib ovora bo'lib qoldi ishqalab. Mana shu otishlik haqida Alloh aytadi. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى Ey Muhammed! Ularının yüzüge, kolingizdeki bir sıkım tuprağını atken paytingizde siz atmadınız. Belki Allah attı. Bu cengi Allah Teala özü idare kılı yaptı. Bendeler fakat gene vasıta. Bendeler fakat gene vasıta. Allah haklıge iş buladı. Bendeler bunge yordan bir adımı, bir miydi mi Allah adetkeni buladı. Allah bu dinde aziz kılıcı da haladı mı? Bendeler şu hizmet tıkılıp azizliği de özgü satı olsun. Siz kemezsiniz meçhike başkası geledi. Siz o şey bir kıylenge adam bir yoldan vermezsiniz başkası yoldan beradı. Siz okumazsiniz o ilimde başkası okuydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem can esnası da şimdi hükümlerde ilan kıldılar. Abul Buhturi İbni Hişam'da öldürmeyler. Abul Buhturi İbni Hişam'da öldürmeyler. Ne mi ya? Ha bu müşriklar tomonda keldi yo. Müslümanlar da katıl kalaman deyip geldi yo. Atebuzu Peygamberimiz her bitti halatı ibret deyip. Düşmanıge nisbeten Peygamberimizi kireyken işini kireyin. Abul Buhturi İbni Hişam Müslümanlarını kıyneşlik için iktisadi kamal 3 yıl bu yanıdı. Sahife yazışken adı müşriklar. Ana şu sahifeni optaşaşlikke birinci bulup hareket kigen Abul Buhturi İbni Hişam idi. Kafir bu seyem. Ana şunu Müslümanlar yakigen yakışlıkini Peygamberimiz Cay meydanında bu seyem nümakli yaptı. Kadirle yaptı. Abul Buhturi İbni Hişam'ı öldürmeyler dedi. Yine Banu Haşim'de katıl kımeyler. Çünkü Banu Haşim'den bugünler Peygamberimiz uğruğu. Mecbur kalıştı. Cenge rakıbatı yoktu bunlar. Sonra Abbas İbni Abdülmuttalip'te katıl kımeyler dedi. Peygamberimiz ama ikisi müşürlüğü tamamen. Şunda bu büyürük koşunge tarikatının ilan kılınırken payıttı. Abu Huzayfa İbni Utbe İbni Rabia. Peygamberimizin sahabalardan Abu Huzayfa. Bu Abu Huzayfa hazır katıl kılıngan Utbe'nin oğlu. Hazır ki katıl kılıngan Şeyben'i ciyanı. Hazır ki katıl kılıngan Valid'in ülkesi. Müslümanlar katılat olgan Abu Huzayfa'nın atası, inisi, emekisi közün aldı katıl buldu. Canını hayta bir açışıp durgan idi. Şimdi Peygamberimizi Abbas'ını öldürmeyeler degen büyürüğünü etken de boyaki alamda turup cahil üstü de ha bittemizi otamız, inimiz, amakimiz katıl boladı yu. Abbas olmuydu ki ama. Allah'a kasam, robarım gekese, ona yüzü yıkılı içimden uğraman dedi. Albatta bu Peygamberimizin karşı isyanmasıydı. Bu boyaki hissiyatıdan kep çıkıp yapırken idi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e buna sana haber yetken de Peygamberimiz mi dedi? Ey Ömer dedi. Nabi yine amaksini yüzüge kılıç bilen uluştaki yol koyasan mı dedi. Şunu kılıçını sukardı da Ömer ibn-i Hattab. Ya Resulallah ruhsat verin Abu Huzayfa'nın boynunu zübdeşin. Münafığı koptu dedi. Şu gap kifaya kıldı. Abu Huzayfa kainte de. Bilmeyi kaldım kan da çıkıp yetkenin deydi. Ve ömrü devamında kıylanı verdi. Aytardı ki bu sözünü menden fakat şahillikini yurttaşıydı. Şahidlik yine menden bu sözünü yurtta şeydi. Ve ana şu Musallama'yı karşı bugün cengde o kişi şahidlikini tattı. Resulullah'a günahkar buluştuğundan, asi buluştuğundan bana şimdi katlı korkuşarıdı. Ceng başlandı. Abul Buhturi İbni Hişam'ı öldürmeyeler dedi Peygamberimiz. Mucazir isimli bir sahaba ceng esnasında Abul Buhturi'ye torkip kaldı. Abul Buhturi Mucazir'e taşlanırken de
Mücazir aytdi ki roziyallohu anhu, "Ey Abul Buxtoriy," dedi. "Mendan nari bo'l," dedi. "Chunki Rasululloh seni o'ldirmasligimizni buyurgan," dedi. Abul Buxtoriy, "Sherigimichi," dedi. "Sherigimdan qaytarmagan," dedi. "Sherigimdan qaytarmagan bo'lsa, sherigimni himoya qilaman," deb Abul Buxtoriy mujazirga tashlandi. Har qancha harakat qilmasin, Abul Buxtoriy qocha olmadi, oxiri o'zini himoya qilib mujazir burib qatl qilib qo'ydi. So'ngra jangdan keyin kelib, "Ya Rasululloh, men aytdim. Men himoyalanayotib, meni o'ldirishga yaqin bo'lgandagina qatl qildim," dedi payg'ambarimiz avf qildi. Mushriklardan bir kishi endi jang ketyapti. Hamma yog'iga temir kiyib olgan, hech kim unga yeta olmayapti. Shu ko'zidan boshqa hamma joyiga temir qoplab olgan. Nayza bilan urushyapti, kamon bilan urushyapti, qilich bilan urushyapti, ta'sir qilmayapti. Musulmonlar shikoyat qilib payg'ambarimiz oldiga keldi. "Ya Rasululloh, azana. Bizni qiynavordi, hech narsa qila olmayapmiz," dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini qarindoshi Zubayr ibn al-Avvomni chaqirdi. "Borib shu ishni o'rlang," dedi. Ya'ni tabiiyki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kimga nimani uyushdi bilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng zo'r rahbar bo'lgan. Qaysi o'rinda kimni qaysi ishga qo'yishdi zo'r bilgan. Zubayr ibn al-Avvomga shu ishni tadbirini ko'ring, dedi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu birodarlar tirikligida jannatligini eshitgan asharay mubasharaning bittasi. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari Sofiya binti Abdul Muttolibning o'g'li. Zubayr aytadi, "Bordim, atrofida aylandim," deydi. Biror bir nozik joyi bormi, ochiq joyi bormi? Hech qanaqa ochiq joyi yo'q. Faqatgina mana shu ko'zi," deydi. So'ngra uni ro'barasiga turdimda, qo'limdagi nayzani shunaqa bir puxtalik bilan, shunday bir nishonga qattiq olib otdim. Nayza ana shu ko'zini ochiq joyiga kirib, orqasidan teshib chiqdi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhu jang maydonida mislsiz jangchilardan edi. Ot minganda ikkita qo'li bilan ikki tomonga teng jang qila olardi. Otni oyog'i bilan boshqarib, ikkita qo'lida qilich ushlar edi. Bu sifatga Xolid rivoyat amaga edi. Zubayr ibn al-Avvom roziyallohu anhuni onasi tarbiya qilgan birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Haybar kunida har bitta payg'ambarning havorisi bo'ladi, ya'ni ishongan eng yaqin kishisi bo'ladi. "Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom" degan edi. Yahudlar bilan bo'lgan Haybar jangida bir qancha pahlavonlari chiqadi, musulmonlarni pahlavonlar bilan urushadi. Musulmonlar yengadi, Yosir ismli chiqadi. Yahudiylardan Yosir ismli pahlavoni chiqadi, 2.5 metr bo'ladi bo'yi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Ma atu ala" deydi. "Na qadar uzun ekan," deydi. Chiqadida "Man yubariz" deydi. Kim yakka-makka chiqadi? Bu Haybar u. Hech kim chiqmaydi. Shunda Zubayr ibn al-Avvom "Men" deb chiqadi. Sofiya binti Abdul Muttolib billa borgan u g'azotga. "Ya Rasululloh, bolamni o'ldirib qo'yamikin?" deydi. Ya'ni Sofiya bilan Abdul Muttolib hech narsadan qo'rqmaydigan ayol bo'ladi. Sofiya binti Abdul Muttolib xavotirga tushadi. 2.5 metr. "Bolamni qatl qilib qo'yamikin ya Rasululloh?" dedi. "Yo'q, inshaalloh Zubayr qatl qiladi uni," deydi. Uzoq jang bo'ladi, Zubayr uni qatl qiladi. Shu kuni aytadi payg'ambarimiz, har bitta payg'ambarni havorisi bor. "Mening havoriyim Zubayr ibn al-Avvom," deydi. Jang asnosida sahobalardan Qatoda roziyallohu anhu jarohatlandi. Yuziga qilich tegdi-da, ko'zi pastga sangilab tushib qoldi. Ansorlar uni kesib tashlaymiz kelganda to'xtaylar dedi. "To'xtaylar," dedi. "Rasululloh ko'rsa nima qilarkin?" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga bordi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak qo'llari bilan ko'zini ushladilar-da, sekin joyiga solib silab qo'ydi, ko'z asl holiga qaytdi. "Vallohi," dedi, "qaysi ko'zim jarohatlanganini bilmayman," dedi. Ansorlardan ikki yosh yigit, Muoz va Avf ibn Afrolar. Boyaga muborazaga yurib chiqqan ikkita yigit. Bittasi 15 yashar, bittasi 16 yashar. Abdurrahmon ibn Avf aytadi, Abdurrahmon ibn Avf jang orasida deydi, jang ketayotganda o'ng tomonida bittasi, chap tomonida bittasi jang qilyapti deydi. Endi to'g'ri shug'ullangan, shijoati bor, lekin jangga birinchi marta chiqishi, tajribasi yo'q. Shuning uchun yoningda sal bir tajribasi borroq odam bo'lishini xolading deydi jangda. Bir payt deydi, biri quloqimga pichirab qoldi. "Ey amaki, Abu Jahlni taniysizmi?" deydi. "Ha, taniyman," deydi. "Nima qilasiz uni?" desa, "Eshitishimcha Makkada payg'ambarimizga eng qattiq aziyat bergan Abu Jahl ekan," deydi.
Nima qilasiz uni desa, qatl qilaman dedi. 15 yashar bola. Qo'shinni qo'mondonini mo'jallayapti. Ozgina vaqt o'tdi, ikkinchisi shu gapini bu qulog'imga pichirladi dedi. Ya'ni rohatlanib ketdim shunda shijoatli bolalar orasida turganimdan dedi. Hech qancha vaqt o'tmadi-da, xuddi ko'p daraxtlar o'rtasida o'rmonda bir daraxt turgandek Abu Jahl ko'rindi dedi. Abu Jahl ko'rgandan keyin ularga qarab turib, "16 kishini ko'ryapsizlarmi?" dedim dedi. Ikkalasi ha dedi. Shu Abu Jahldan. Gapimni tugatmasdan turib, ikkovi kamon o'qiday uchib ketdi oldiga. O'nga chopga urdi-da borib turib Abu Jahl oldiga tushib qoldi. Qo'shin yorib o'tishdi. Ursi ham zarb urdi, bunisi ham zarb bo'ldi, Abu Jahl yiqildi. Bu endi bu ikkisi qo'shinni o'rtasida qoldi. Abu Jahlda oldida turgan o'g'li Ikrima ibn Abu Jahl Aufni qatl qildi. Endi Muoz esa jang qilib orqaga chekinib borar ekan bitta qo'liga qilich bilan urishdi, qo'lini uzib tashlashdi. Qo'li terisi bilan ilashib turardi. Orqaga qaytdi-da ana shu uzilgan qo'lini oyog'i bilan bosib turib bir tortib uzib tashladi. Keyin yana jangga kirdi, keyinchalik jang nihoyasiga yetganda bu kishi shu olingan jarohatdan shahid bo'ldi. Lekin Abu Jahl hali o'lmagan edi. Hamma yo'q qonagan, lekin hali ruhi tanasini tark qilmagan edi. Abu Jahl yiqilgandan keyin mushriklar qochishni boshlashdi. Musulmonlar ularni quvlab 70 tasini qatl qilishdi, 70 tasini asir olishdi. Mushriklar qochishni boshlaganda Umayyat ibn Halab qochmadi. Qo'lida qurollari, hamma yo'q joyida o'g'li bilan turib qochmadi. Nimaga qochmadi? Chunki Sa'd ibn Mu'oz unga Makkada aytgan edi, "Seni biz qatl qilamiz ekan, Rasululloh aytdi" desa, ishongan edi. Bilishadi payg'ambarimiz gapini rostligini. Qayerda qatl qilasizlar ekan, uni aytmadi dedi. Hozir qochsa qatl bo'lishini bilardi-da. Shu payt Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu o'ljalarda teri yurardi. Qarasa, Umayyat ibn Halab qurollari bilan o'g'li bilan turibdi. Hamma qochyapti, qochmayapti. Umayya qochsa qatl bo'lishi aniq. Shunchun asir tushishni xohladi. Asir tushganda ham birorta bir hurmatliroq odamga tushsa himoya qilib oladi. "Ey Abduvud" dedi Abdurrahmonga qarab. Jahiliyatda Abdurrahmon ibn Aufning ismi Abduvud edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishini Abdurrahman deb ismlarini o'zgartirgan edi. Umayya "Ey Abduvud" desa, Makkadagi davrda Abdurrahmon qaramasdi. "Men Abduvud emasman" dedi. "Men Abdurrahman" dedi. "Arohmaningni bilmayman men" dedi. "Men seni Abduvud deyman" dedi. Desa Abdurrahmon "Unda men qaramayman senga" dedi. Xullas ikkalasi ittifoqqa kelib Abdul Iloh degan ismga ko rozi bo'ladi. Ya'ni Ilohning quli degan. Abduvud dedi qaramadi. "Ey Abdul Iloh" dedi, bunday qaradi. "Seni savodlaringdan ko'ra" dedi. "Yaxshiroq savod kerakmi" dedi, ustiga savodni ko'rsatdi. "Ha" dedi, "bizni asir ol bo'lmasa" dedi. Jang qilishlikka hamma imkoniyati bor. Bitta qo'lida o'g'lini, bitta qo'lida otasini yetalab ketyapti. Bilol ko'rib qoldi roziyallohu anhu. Bilol kim edi? Shu Umayyat ibn Halabni quli edi. Nihoyatda bir qattiq aziyat bergan Umayya edi. Sahroga olib chiqib, yetishtirib qo'yib, qumga yotqizib, qorniga katta xarsang toshlarni bostirib qo'yib qiynagan kim edi? Umayya edi. Bilol roziyallohu anhu ko'rib qoldi. "Kufrni boshi Umayyami?" dedi. "Ma najautu in naja. Agar u omon qolsa, men omon qolmayman" dedi. Yugurib keluvdi Abdurrahmon roziyallohu anhu, "Ey Bilol, bu meni asirim" dedi. "Tegma" dedi. "Bu asir emas, bu qatl bo'lish kerak. Agar u tirik qolsa, men tirik qolmayman" dedi. Abdurrahmon roziyallohu anhu, "Yo, bu meni asirim" deb ketib qoldi. Bilol roziyallohu anhu nima ish qilishni bilmasdan qarorda bir to'p ansorlar turgan edi. Yugurib bordida, "Meni Makkada qiynagan odamni o'ldirishni xohlaysizlarmi?" dedi. "Qani" dedi, "o'n" dedi. Yugurib kelgan ansorlar Abdurrahmonni o'rab olishdi. "To'xta" dedi. "Bu qatl bo'ladi" dedi. "Bu meni asirim" desa Bilol roziyallohu anhu kelib, "Meni undoq qilgan, meni bundoq qilib qiynagan, unday qilgan" dedi. Abdurrahmon qarasa iloji yo'q. "Yot yerga" dedi Umayyani. Umayya yerga yotib ustiga yotib oldi. Ya'ni qilich sayib qo'ydi. Bilol roziyallohu anhu, "Taydan bo'lsa ham qatl qilinglar, taydan bo'lsa ham qatl qilinglar" dedi. Abdurrahmon ibn Avf tayda bo'lishiga qaramasdan sayib-sayib qatl qilishdi. Hatto shijoati qatti bo'lgandan ansorlar Abdurrahmonni ham oyog'ini kesib qo'yishdi. U o'lgandan keyin Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu aytdiki, "Ey" dedi, "Bilolni Alloh rahmat qilsin" dedi. "Asirim ham ketdi, sovutim ham ketdi" dedi. Bu jangda farishtalar ham ishtirok etishdi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar. Özleriniz katıl kıyan maktullar bilen, farişteler katıl kıyan maktullarını körmakçı bulsaylar, müşriklerin boynudaki küyüşlik ve barmaklardaki bilgileri yakarıyorlar dedi. Müşriklerini farişteler ottan boyan kılıç bilen uğrardı. Müşriklerde farişteler katıl kıyanların boyunlarda hakikaten küyüşlik alamatları görünürdü. Sahabalardan biri bir müşriğine uğruş için, kılıçın için kötergenli kellası uçup etti. Keyin muhtanarken, ben şimdi can kıldım, şimdi kılıçımı köter oldum, hali kılıçımı düşürme türüp, müşriğine kellası üzülüp gitti. Muhtanarkenini peygamberimize eşittirip, onu demediydi. O dedi, farişte katıl kıldı onu dedi. Eğer farkıya bağlamak için olsaydı, ana şu cerahatları yakarıyorlar dedi. Bir başka bir sahaba, can asnasında, onge, hayzun, beri kel degen avazda eşitti. Peygamberimizden sorurken de bu farişteydi sizi çakırken dedi. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَتَمَا اِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَك۪يمِ Allah fakat hoşhabar bulsun de ve köngülleriniz hatırcan buluşu için şunu yıkıldı. Galiba fakat Allah'ın dergahıdan bulur. Hakikaten Allah galip ve hikmetli bugün zattır. Arabilerden Kabbas ibn-i Aşam. Kabbas ibn-i Aşam isimli bir Arabi ikide koşunda camlanırken körüp durup bir balatırak cahaya çıkıp cengi tamaşak mahcup oldu. Odatda janglar o kunlab, haftalab, oylab bo'lar edi. Birodalar Badr g'azovati bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Mana shunday azamati bilan, mana shunday buyukligi bilan bor yo'g'i 2 soat davom etgan. Qabbos boyaga tepalikka chiqib, uzoq bo'ladi jang deb tayyorlanib o'tiruvdi. Ya'ni musulmonlarning mag'lub bo'lishini kutyapti bu. Chunki bular 3 barobar ko'p bulardi. 2 soatgina bo'lgan jangda mushriklar qochib ketganini ko'rib turib, hech kim yo'q yonida, o'ziga o'zi Ya Allah dedi. Bu günge uşaş acablanan köylü körme gelmen ha. Acayip iş oldu ya. Ayollar diye kaçıp geçti mi dedi. Handa gazatıdan keyin, ya ki Hudaybiye sulhudan keyin deyildi. Kabbas ibn-i Aşam bana şu Arabi İslam'a geldi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabbas'ını körüp durup, onu oturgen hiç kim körgenmez. Ya Kabbas dedi. Sen Badr günü öşü cahide hazır edin ya dedi. Şahar dedi. Badr günü nimede odayım dedi. Bugünkü oşaş acablanarlı günü körmedim. Ayollar da koştular ha dedi mi dedi. Şunda Kabbas'ın da şengene bir madde. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Bu sözünü hiç kim yetken yemez mi? Şunç yıl ötkenden keyine bu sözü menge isleti yapsız. Buna sana fakat nebi bilişi mümkün dedi. İslam tarihindeki en büyük gazat, Badr gazatı bari yoku 2 saat devam etti. Asırlar olana başladı. Asırların arasında Abbas ibn Abdülmuttalib ham bor edi. Abbas ibn Abdülmuttalib nihoyatda ulkan gavdali yo'g'on odam edi. Uni odamlar qarab turishdi, naxif bo'lgan, oriq bo'lgan, kichkina jussali bo'lgan Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu qo'lidan ushlab so'rab kelardi. Yana ibn Mas'ud uni qo'lini ushlaganligidan joni og'rigandek kelar edi qiylanib. Odamlar hayron bo'lishdi. Ibn Mas'ud qanday qilib buni asir qilib oldingiz? Desa İbn-i Mas'ud cevap verdi ki ha bilmiyim ben barış oğludan şimdi üşü oldum arkamdan kelep verçim deydi. İbn-i Abbas'tan sonra işte şu kişkine gelken de teslim bulduğunda oldu. Kolumdan kelep şimdi üşegeni de sindir var adı gönderecede kattı kuşadı. Ağrıdan alışıp gelip arkasından deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü eşittirip Abbas peygamberimize anakisi. Ey İbn-i Mas'ud gururlanıp gitmeyin dedi. Onu asır alayotganingizda sizga farishta yordam berdi dedi. Bu jangda farishtalar fe'lan qatnashganlaridek asır olishlikda ham ularga yordam berdi. Mushriklarni muaskari, askari turgan joyda bir katta chuqur bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kuni qatl qilingan mushriklarni jussalarini shu chuqurga uloqtirishlikni buyurdi. 70 kishi edi ular. Mushriklardan 70 tasi qatl qilindi, 70 tasi asır olindi. Bu çukurge peygamberimiz keyinçelik, Abu Cahin'i, Ukba, Utba, Şayba, Valid ibn-i Utba, Nazir ibn-i Haris, hammasını ulaştırdı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlarını üçlap türgenlere de ettiler ki, eğer dediler Mut'im ibn-i Adi tri boyanı da, müşriklerden boyan Mut'im ibn-i Adi tri boyanı da ve manabularını, asırlarını menden soruyanı da o üçün meyi azatkı birerdim dedi. Demek ki müşrik için azat kıverirdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amakileri Abu Talib vefat kıldı. Hadice anamız vefat kıldı Mekke'deki devrede. Abu Talib'de himayesi deydi Peygamberimiz. Çünkü Kureyş
Peygamberimizga aziyet yetkaza olmas edi. Endi Abu Talib o'tgandan keyin himoyachisi qolmadi, odamlardan bo'lgan. Quraysh payg'ambarimizga Makka'da da'vat qilishlikni man qilib qo'ydi. Shunda Rasululloh Toifga borib da'vat qildilar va qaytib keldilar. Qaytib kelib Makka'ga kirgani xavotirda turdi. Chunki to'g'ri kelgan odam payg'ambarimizni qatl qilib qo'yishi mumkin edi. Payg'ambarimizni himoyachisiga olgan birorta odam yo'q edi. Shunda Makka'ni tashqarisida turib payg'ambarimiz Zayd ibn Xorisani kirgizdi. Abul Buxtor ibn Hishomni oldiga bordi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizdan himoya so'raydi dedi. Qurayshni ziddiga men himoya bermayman dedi. Hakim ibn Hizomni oldiga bordi. Undan himoya so'ratdi. U ham bermadi. Mut'im ibn Adiyni oldiga kelib, Muhammad alayhisalom sizdan himoya so'raydi deganda, mayli kirsin, meni himoyamda u dedi. Muhammad meni himoyamda dedi. Payg'ambarimiz uni himoyasida Makka'ga kirdi. Mana avvalgi darslarda aytib o'tganmiz. Endi payg'ambarimiz ana shu mushrikni qilgan yaxshiligini eslab aytayaptilarki, agar Mut'im ibn Adi tirik bo'lganida mendan mana bu asrlarni so'rasa, men albatta ularni u uchun ularni ozod qilardim dedi. Demak, payg'ambarimiz mushrik bo'lsa ham uni qilgan yaxshiligini qadrlayapti, uni yaxshiligini unutmayapti. Bu siz bilan bizga ibratli bo'lgan narsa. Uzoq muddat foydalangan bo'lamiz, birga do'st bo'lgan bo'lamiz, tijorat qilgan bo'lamiz. Bir arzimagan bir sabab bilan o'rtamizga sovuq shil tushib qolsa, avvalgi qilgan hamma yaxshiliklarni shunday yo'q qilamizda, yomonga qoratliqqa chiqarib qo'yamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam asrlarni ko'zdan kechirarkan, ularning ichidan ikkitasiga ko'zi tushdi. Nazr ibn Haris. Nazr ibn Haris. Bu asli Qurayshlik Hiroga ketib, ana shu joyda eskilardan qolgan afsonalarni Fors podshohlaridan qolgan afsona ertak hikoyalarini o'rganib kelgan edi. Payg'ambarimiz Makka'da odamlarga islomni da'vat qilib, islomga odamlarni da'vat qilib, Qur'on tilovat qilib bersa, Nazr ibn Haris aytadiki, "Bu yoqqa kelinglar" derdi. "Bu yoqqa kelinglar, unga quloq solmanglar. Men undan ko'ra chiroyli narsani gapiraman sizlarga" deb ana shu afsonalarni gapirardi. Aytardiki, "Bima Muhammad khayrun minni." Muhammad nimasi yaxshi menda? U ham asotir afsonalarni gapiradi, men ham afsonalarni gapiraman deradi. Va qolu asatirul avvalin. Qur'onda necha o'rinda asotirul avvalin degan so'z kelgan bo'lsa, bu Nazr ibn Harisga berilgan javob edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu ga buyurdi, Nazr ibn Harisni asirlar ichidan chiqib qatl qilindi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uqba ibn Abi Muayyidga ko'zi tushdi. Bu kim edi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadalik davrlarida sajda qilib turganlarida ichi-ichovoqlarda olib kelib yelkasiga tashab qo'ygan edi. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bo'g'ib muborak yuzlarga tupurgan edi. Payg'ambarimiz aytadilar, "Bu meni oyog'i bilan ezib turganda sajda qilib turganimda ko'zimga o'lim ko'rindi" deydi. Yana payg'ambarimizning qo'shnisi bo'lgan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eshigining tagiga uydagi axlatlarni chiqib tashab qo'yar edi. Uni Osim ibn Sobit roziyallohu anhu shunday so'drab qatl qilgan olib chiqib ketayotganda, "Ey Muhammad, menga ham Qurayshga qilgan muomalani qilmaysanmi? Agar qatl qilsang hammasini men ham qatl qil. Agar ozod qilsang ozod qil. Agar fidya kerak bo'lsa, fido kerak bo'lsa, fidoni ham beray. Nimaga hamma Qurayshga qilgan muomalani qilmaysan?" dedi. "Chunki sen falon-falon ish qilgansan, Alloh va Rasuliga qattiq dushman bo'lgansan" dedi. Osim ibn Sobit olib chiqib, asrlar qatoridan bo'lsa ham olib chiqib qatl qildi. Demak, ba'zi bir mushriklarni payg'ambarimiz avf qilgan bo'lsa, ba'zilarining yaxshiligini unutmagan bo'lsa, ba'zilarini kechirmagan. Chunki kechirilmaydigan odamlar edi bular. Chuqurga tashlashlik uchun Umayyat ibn Xalafdan ham so'drab olib kelishdi. Hamma yo'g'ini jarohatlashgan edi, lekin hali joni chiqmagan edi. Uni ham chuqurga tashlashlik uchun so'drab kelishayotganda go'shtlari bo'linib ketadigan bo'lib qoldi. Uzilib ketdi go'shtlari. Payg'ambarimiz o'sha joyda qoldiringlar. Yerdi üstüde turgani da taşlardan kömüp koyular dedi. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana şu 70'li müşriğinin cüstası taşlangan çukur dağlıge vardı. Bu Abu Cahl'ın ağır taşlangandan keyin. Ve ularga karab durup ölüp sasıp yatken cüstalarga karab durup "Ey Amr ibn Hişam, ey Utba ibn Rabia, ey Şahbe ibn Rabia, ey Uqba ibn Abi Muayyid, ey Valid ibn Utba, nommanon müşriklerini, sayyidlerini atlarına etti de, inni qad vajattu ma va'adani rabbi haqqa,
Fahal vajettum ma va'adakum rabbukum haqqa. Men dedi Peygamberimiz ölüylere qarab. Rabbim va'da qilgan narsani haqligini topdim dedi. Men g'olib bo'ldim ustinglardan. Sizlar ham xudolaringiz, robbilaringiz aytgan narsani haqligini topdinglarmi dedi. Umar ibn Xattob Peygamberimiz oldida turib, ya Rasululloh, ha bu sasib turgan jussalarga gapiryapsizmi? Ular eshitadimi? Deb hayron bo'lib so'radi. Shunda Peygamberimiz aytdilar, ey Umar, ular sizdan ko'ra meni yaxshiroq eshitishadi dedi. Chunki endi gapira olmaydi. Endi javob qaytara olmaydi. Endi harakatlana olmaydi, faqat eshita oladi endi. Sizdan ko'ra ular meni yaxshiroq eshityapti dedi. Bir zarbada Quraysh sayyidlari, kufrning boshliqlari bir zarbada hammasi halok bo'lishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga xabar yetkazishlik uchun ikkita sahobasini jo'natdi. Bu vaqtda Qurayshdan tirik qolganlari qochib Makkaga qarab ketardi. Birinchi bo'lib Makkaga Haysuman ibn Abdulloh al-Xuzoiy ismli kishi yetib bordi. Yetib bordida nima xabar keltirding deb so'rashganida Abul Hakam qatl qilindi, Utba qatl qilindi, Shayba o'ldi, Valid o'ldi deb nom-nom aytishni boshladi. Qurayshliklar bu xabarga ishonishmadi. U shu so'zni aytib turganda Safvon ibn Umayya nandaroqda o'tirgan edi. Umayya ibn Xalaf o'g'li. Bu aynib qopti dedi. Bu kallasi aynib qopti dedi. Men haqimda so'ranglar nima derkin dedi. Safvonga nima qildi dedi. Nima qiladi Safvonga? O'n o'tiribdi dedi. Ya shundan ma'lum bo'ldiki, bu aql qushi joyida edi. Uni gapiga ishonganlar bo'ldi, shubhalanganlar bo'ldi, inkor qilganlar bo'ldi. Lekin vaqt o'tishi bilan qochib kelayotgan qo'shin adadi ko'payib, Makkaga kelganlar soni ko'paygandan keyin uni aytgan gaplari haqligi ma'lum bo'ldi. Endi Qurayshning sayyidlari bir duf'ada, bir zarbada hammasi qatl qilindi. Endi Makkada sayyidlarning oqsoqollari hisoblangan ikkitagina odam qoldi. Makkaning kattalaridan Abu Sufyon va Abu Lahab qoldi. Abu Sufyon ibn Harb hukmni qo'liga oldi. Hukm e'lon qildi. Aytdi, hech kim yig'lamasin dedi. Va hech kim asirlarni ozod qilgani fidosini ko'tarib bormasin dedi. Abu Lahab o'zini ukasi Abbosni uyiga bordi. Abbos ibn Abdul Muttolib, Abu Lahab Abdul Uzzo ibn Abdul Muttolib aka-uka bo'lar. Abu Lahab o'zining ukasi Abbosni uyiga bordi. Abbos haqida biror bir xabar bormikin deb, uning ayoli Ummu Fazilni oldiga borganida bir Badrda qatlashib qaytib kelgan kishi ularga bo'lgan narsani aytib berayotgan edi. U yerda Abu Lahab, Ummu Fazil va Abu Rofi bor edi. Abu Rofi Abbosning ozod qilgan quli, mavlosi edi. Musulmon edi, lekin islomini bildirmagan edi. Abu Lahab so'radi: Musulmonlardan sizlarga eng ko'p aziyat yetkazgan kim bo'ldi dedi. Ko'hriyaga tuyoq qushni parni ilib olgan odam bizga juda bir qattiq aziyat berdi dedi. Kim ekan u dedi? Hamza ekan dedi. Hamza ibn Abdul Muttolib. So'ngra Abu Lahab so'radi: "Qanday qilib yengilib qoldinglar buncha adat bilan?" desa, "Bilmayman. Bizi ustimizga oppoq libos kiygan shunday bir jangchilar keldiki, Allohga qasam, ularning o'rtasida hech kim tura olmaydi" dedi. Bu gapni eshitib turib Abu Rofi shijodlanib ketib, u farishtalar deb bordi. Abu Lahab unga qarab turib, "Sen qanday farishtalar deysan? Yo sen ham ular bilan birlamasan?" deb uni urib ketdi. Qattiq urib ketdi. Ummu Fazil o'zini mavlosini ajratishlik uchun har qancha harakat qilmasin, eplolmadi. Shunda Abu Rofi hushidan ketib qolguncha urdi Abu Lahab. Shunda ham to'xtamayotganini ko'rib, Ummu Fazil katta bir ustunda oldida borib turib Abu Lahabni boshiga urdi, Abu Lahabni boshiga urildi. Shu yegan kaltaga va Badrda yetgan musibati sabab uyidan chiqa olmay qoldi, unga bir kasal yetdi. Abu Lahab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni amaksi edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tug'ilganida xursandchiligiga cho'risi siz jiyanli bo'ldingiz, ukangiz o'g'il farzand ko'r deganida ozodsan deb olgan edi. Payg'ambarimiz tug'ilganida shunaqa xursand bo'lgan edi Abu Lahab. Lekin payg'ambarimiz risolat olib chiqqanda birinchi bo'lib dushmanlik qilganlardan bo'ldi. Kunlarda birda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam toqqa ko'tarilib va sabaha deb qichqirdi. Ya'ni dushman kelganda aytilmaydigan qichqiriq. Hamma yugurib chiqdi. Nima bo'lyapti? Sodiqul amin va sabaha deb chaqiryapti. Bunaqa ish qilganmas, demak bir ish bo'lib chiqdi.
Bu davatda avvalıda. Nima bo'ldi deganida payg'ambarimiz aytganki, agar mana shu tog'ning orqasida sizlarning ustingizlarga bostirib kelgan bir qo'shin tayyor turibdi desam, ishonasizlarmi deydi. Ular aytadi, ha, sizdan hali shu kungacha biror marta yolg'on gap eshitmaganmiz desa, unda guvoh bo'linglar. Men sizlarni Allohning alamli azobidan ogohlantirish uchun kelgan payg'ambarman dedi. Deganda shunda Abu Lahab turdi amaksa. Tabbanlak dedi. Qo'ling qurusin dedi. Mana shu narsa uchun bizni jamladingmi dedi. Tabbanlak, qo'ling qurusin dedi. Alloh taolo Masad surasini nozil qildi. Tabbat yada abi lahabin va tab ma aghna anhu maluhu va ma kasab. Abu Lahabning qo'llari qurigay, halok bo'lgay. Aniqki u qurudi, halok bo'ldi. Mol-mulk ham, kasb qilib topgan narsalari ham unga asqotgani yo'q. Yaqinda u va uning o'tin orqalagan bo'ynida pishiq toladan eshilgan arqon bo'lgan xotini lovullab turgan alangali do'zoxga kirajak. O'zi ham, ayoli ham jahannamga kiradi. Quraysh mushriklaridan bitta Abu Lahabni ismi Qur'onda zikr qilindi. Tabbat yada Abi Lahabin va tab. Uni ayoli Ummu Jamil binti Harb, Abu Sufyon ibn Harbni singlisi. Abu Lahabga bir yuqumli kasal chiqib yetdi. Shidi keladigan bo'lib qoldi. O'zini o'g'il farzandlarini ko'pligi bilan faxrlanadigan Abu Lahabni birorta farzandi yoniga kelmay qo'ydi. Ko'chaga ham chiqarishmay qo'ydi. Kasaldan yuqumli bo'lishidan qo'rqib, kasaldan qoma qo'yishdi. Bir qancha vaqt o'tdi, kasal bola o'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'g'li Ibrohim vafot qilganida Batara Muhammad deb chiqqan edi mushriklar oldiga. Muhammadni orqasi qirqildi dedi. Bir dona o'g'li qoldi, u ham o'ldi dedi. Inna shani aka huval abtar degan oyat javob bo'ldi. Muhammad alayhisalom sizni orqangiz uzilmadi, balki dushmanlaringiz orqasi uzildi dedi. Uni qo'li quridi, kasalligi yetdi, xonasiga qamab qo'yishdi. Shu yerda o'lib bir necha kun qolib ketdi, hatto shidi kelib ketdi, sasib ketdi. Chunki Alloh taolo deyapti, kasb qilgan narsasi ham, bola chaqasi ham asqatmadi. Odamlar Abu Lahabni bolalarini ayb qilishdi, uyat qilishdi. Qanday qilib otinglarni ko'mmaysizlar dedi. Yuqib qolishidan qo'rqamiz. Yuqib qolsa ham ko'minglar dedi. Shunda odamga o'xshab yuvishmadi uni. Uzoqdan turib suvni sochib, ustiga bir narsalarni tashlab, shu yotgan joyiga, turgan joyiga ko'mib qo'yishdi. Mana shunday tugadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga amaki yaqin kishi bo'lishiga qaramasdan kufrda o'tib ketdi. Bugun inshaalloh asrlar haqida gaplashamiz. Asr tushganlardan Suhayl ibn Amr. Bu Qurayshning xatiblaridan edi. Suhayl ibn Amrni asrlarda orasida turgani ko'rgan Umar ibn Xattob xursand bo'lib ketdi. Ya Rasululloh, bu Suhayl Qurayshning xatibi. Ruxsat bering bo'yinizni tashlaydi. Rasululloh uni tinch qo'ying dedi. Ya Rasululloh, ruxsat bering bo'lsa tishlarini sug'urib olay bittalab dedi. Qaytib sizga qarshi musulmonlarga qarshi gapira olmay qolsin dedi. Payg'ambarimiz uni tinch qo'ying. Ehtimol u kelajakda bir mavqifda turarki, siz buni bilmassiz dedi. Shunday qilib Suhayl ibn Amr qatl ham qilinmadi, tishlari ham sug'urilmadi. Haqiqatan keyin birodarlar, keyin Suhayl ibn Amr islomga kirdi. Islomi chiroyli bo'ldi. Payg'ambarimiz vafot etganda butun arablar dindan qaytib ketdi. Faqatgina 3 shahar sobit turdi iymonda. Madina, Makka, Toif. Makka bilan Toif islomga keyinroq kirganiga qaramasdan sobit turishdi. Makkadagilar ham boshqa arablar dindan qaytayotganligini eshitib, murtadlik haqida so'z ketayotganda Suhayl ibn Amr payg'ambarimiz aytganidek, bashorat berganidek o'rnidan turib, ularga shuni bir qattiq xutbalarda aytib, islomga hammadan keyin kirib, birinchi bo'lib chiqib ketasizlarmi deb, shu mazmunda qattiq bir xutbalarda o'qib, ularni islomda qolishiga sabab bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madinaga bu xush xabarni yetkazish uchun 2 sahobani jo'natdi. Abdulloh ibn Abi Ravoha va Zayd ibn Xorisa. Bu 2 sahoba payg'ambarimizni tuyosini minib ketishdi. Madinaga kirgan paytda ularni bu xush xabarni tarqatishi ajib bo'ldi. Fosiq Abu Jahl qatl qilindi. Uqba qatl qilindi. Utba qatl qilindi. Xoris qatl qilindi. Odamlar o'zi musulmonlar 314 musulmon karvonni yo'lini to'sgani chiqib ketganda o'tirishibdi.
birdaniga kufrni boshi bo'lgan Qurayshning eng ulug' sayyidlarini bir chekadan nom aytib qatl qildi. Hech kim tushunmadi. Odamlar orqasidan erchib ketishdi. Tafsilotda aytishmadi bular. Falonchi qatl bo'ldi, fukunchi qatl bo'ldi deb ketaverdi. Munofiqlar Madinadagi kofirlar, yahudlar ishonishmadi. Aytishdiki, yo'q. Xabar bunaqa emas. Muhammad qatl bo'ldi deyshdi. Dalili Muhammadni tuyasam menib kelishdi mana. Madinaning ishi tarqab ketmasligi uchun bu gapni gapirishyapti dedi. Munofiqlardan bittasi bir musulmonga kelib turib, shu gapni aytganida boyagi musulmon aytdiki, agar bas qilmasang bu so'zingni Rasulullohga aytib beraman dedi. Keyin bas qildi bu. Rasululloh va sahobalar asrlarda olib kelishdi va maslahat so'radi payg'ambarimiz. Nima qilamiz? Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu aytdiki, ya Rasululloh, bular qabilamiz, o'zimizning qarindoshlarimiz. Bularni qatl qilmaylik. Shoyat Alloh bularni avf qilsa, ya'ni iymonga kelib qolsa dedi. Fidosini olib qo'yib yuboraylik dedi. Umar ibn Xattobdan so'radi, ya Rasululloh dedi. Bular dedi, sizni qiynashgan dedi. Yurtingizdan quvishgan dedi. Ashoblaringizni o'ldirib azoblashgan dedi. Meni rayim Abu Bakrning rayida qolmas dedi. Menga falonchini bering dedi, asrlardan, o'zini ulug'idan bir kishini. Bo'ynini o'zim uzay dedi. Aqil ibn Abi Talibni Ali ibn Abi Talibga bering. Ali o'zini akasi Aqilni qatl qilsin. Va har bitta musulmon o'zini mushrik bo'lgan asr tushgan qarindoshini o'zi qo'li bilan qatl qilsin, chunki bilsin mushriklar. Bizning qalbimizda ularga nisbatan zarracha shafqat yo'q dedi. Payg'ambarimiz Umar ibn Xattobni bu taklifidan cho'chib ketdi. Ya'ni qayerdan bunchalik qattiqlik, beshafqatlik? Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrni ra'yini oldi. Ra'yini olib Makkaga odam jo'natdi. Ya'ni asrlaringizni ozod qilib ketgani kelinglar deb. Abu Bakrning ra'yi bilan asrlar pul berib o'zlarini ozod qilib ketishlikka imkon topishdi. Ertasi kuni mana shu fikrdan keyin Umar ibn Xattob payg'ambarimiz huzuriga kelsa, Rasululloh va Abu Bakr o'tirib yig'lashayotgan bo'ladi. Ya Rasululloh, nima yig'layapsizlar? Aytinglar, men ham sizlar bilan qo'shilib yig'lay deganda asrlarni ozod qilishlik haqidagi birodarlaringiz bergan taklifi meni yig'latyapti dedi. Ya'ni bu narsa noto'g'ri bo'pti dedi. Oyat nozil bo'lgan edi. Menga dedi, sizlarga beriladigan azob, ya'ni berilishi mumkin bo'lgan azob mana bu daraxtdan ko'ra yaqinroq qilib ko'rsatilindi dedi. Mumkin emas ekan, ya'ni Umar roziyallohu anhu xudo taklifi to'g'ri edi. Alloh taolo Qur'onda shunday oyatlar nozil qildi. Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusqina fil ard. Turiduna arada dunya vallohu yuridul axira vallohu azizun hakim. Biron payg'ambar uchun to yerda g'olib bo'lmagunicha asr olish joiz emas edi. Ey mu'minlar, sizlar dunyo narsalarini istamoqdasiz. Alloh esa oxirat ne'matlarini sizlarniki bo'lishini istaydi. Alloh qudratli, hikmatlidir. Laula kitabun minallohi sabaqa lamassakum fima akhastum azabun azim. Agar Allohning hukmi azaliysida bilmasdan qilgan xatoni kechirishligi yozilib qo'yilmaganida edi, albatta sizlarga tovon olganlaring sababli ulug' azob yetgan bo'lar edi. Agar bilmasdan qilgan gunohni kechirishlik meni kitobimga yozib qo'yilmaganida mana shu fidoni, tovonni olganinglarga sizlarga bir azob yetar edi dedi. Keyin oyatlarda Alloh taolo musulmonlarni avf qildi va g'animalarni yeyishlik halol bo'ldi. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Endi o'lja qilib olgan narsalaringizni halol, pok holda yeyaveringlar va Allohdan qo'rqinglar, albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Asrlar o'zlarini ozod qilishligining yana bitta yo'li aytilindi. Agar mablag'i bo'lmasa, asrda. Agar u o'qish yozishni bilsa, musulmon bolalardan 10 tasiga o'qish yozishni o'rgatib qo'ysa, ozod bo'lib ketaveradi dedi. Ilmi bor odam o'qitib qo'ysa, pul bermasdan ozod bo'lib ketsa ham bo'laveradi. Asrlarni ozod qilishlik davom etdi. Makka bilan Madina o'rtasida odamlar bordi keldisi ko'payib qoldi. Faqatgina Abu Sufyon bolasini ozod qilishlikka shoshilmadi. Chunki hech kim pul olib bormasin, hech kim yig'lamasin deb hukm qilgan edi. Endi o'zini hukmini, o'zini so'zini sindirishni xolamadi. Payt boylab turdi.
Bir Müslüman kişi Mekke'ye ümre kılışık için barıldı. Çat haligini bağlayıp komak koydu. Kureş, ya Ebu Sofyan, ümreye giden adamı komak koysayın. Ha bu cezireye tarkasa bu haber. Hiç kim haç giden kemiğe koyadı dedi. Kemese yenmedi dedi. Hem balamı öldürüşedi, hem malımı alışedi mi dedi. Onu bitti bolası katıl bugün boladı cengde, ikincisi asır düşken boladı. Hem bitti balamı yok atayım. Yani ikincisini azat kılışık için pul vereyim mi dedi. Beni balamı koyvarışmasa, koyvarmayayım ben bunu dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun oğlunu pulsuz, fidasız koyvardı. Ebu Sofyan bu Müslümanı koydu. Şimdi kılıp balasını azat kılardı. Ebu'l-As ibn Rabia asırlardan. Bu kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin küyavı boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin katta kızı Zeynep binti Muhammed'nin küyavı. Ebu'l-As Hadice anamızın ciyanı boladı. Zeynep üylengeniden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber boyanıdan keyin Ebu'l-As'ka hatinini koyup kaytarı bir otasiga. Otası şu kızlar bilan avara bop kalsın deyip ondan kattık talep kıyanda razı boma genedi. Ebu Lahab'da ikide oğluyga, amakisi Ebu Lahab'da ikide oğluyga. Peygamberimizin kızları Rukayya bile Ümmü Gülsüm hutba kılınken boladı. Peygamber boğandan keyin ikide hutbası buzadı. Al kızıyla. Kızınge üylenmeyimiz de peygamberimiz yüzü bir huni muamela kılışadı. Şurada katarda senin hatinini haydiysen de gende kulak sama genedi. Peygamberimiz hicret kıldı. Zeynep binti Muhammed Mekke'de koyandı. Hal bu vakitte müşrilerge nikahlanıştaki haram emesiydi. Ebu'l-As cenge özünü kavmını kavmadan acilap kalıştı halimeye kegenedi. Ceng kılıçdaki hiç kadar rağbeti yoktu. Ve hiç kaçan Mekke'de Müslümanlara gine sıfırtan burayla iştikime genedi. Ebu'l-As ibn-i Rabi'ni azat kılıçı için hiç kim pul yönetmedi. Şunda Zeynep raziyallahu anh'a özü de bar nesanı topladı da o toplayan nesanı içige nikah keçesi günü hediye canımız hediye kigen Monca, marvarat kısap koydu. Peygamberimiz aldı ki, asırda azat kılıç için kegen mablak koylardı, ma falancını fidas ederdi. Ma falancını fidas ederdi. Ebu'l-As ibn-i Rabi'nin fidas edip koyuşkeni de, Zeynep yubargen Monca'a peygamberimiz gözü düştü. Ve yığladı peygamberimiz. Çünkü bu Monca'a da körüştü gibi lan, Hadice anamız yadı geçişkeni de. Çünkü peygamberimiz söz selamı birinci ayalı Hadice anamız, birinci bol iman keltirgen, peygamberimizge en köp yordan bergen, özünü malını Allah ve Rasulü'nün yolda fidakıgen Hadice anamızı esledi de yığladı. Sonra ettiler ki, eğer halasaylar dedi, Zeynep'in asirini azat kılıyorlar dedi. Eğer könseyler, cönetken meselelerine hem katar veri var iler dedi. Ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge ikram sıfatı da sahabalar fidasız Ebu'l-As'ını azat kılıştı. Ebu'l-As'ı keteyken de bir de şart koyuldu. Borgeninde Zeynep raziyallahu anh'ını Medine'ye cönetip yubarasın dedi. Şu şartke könüp Ebu'l-As gitti. Üyüge vardı. Zeynep raziyallahu anh'ını yol gekeri buladırken hemen asadan tayarladı da taşkarada, Mekke'nin taşkarası da Peygamberimiz iki de adamı sahabalardan ikisini cönetken buladı. Zeydin de Harasa'dan bir ansarıydı. Özünün ülkesi ki abarıp topşırırsan şunlar gelirdi. Ülkesi abarıp topşırdı. Şunu da kılıp Zeynep raziyallahu anh'a ham Medine'ye kayıtıp geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cibril gelip soradı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bedir'de katlaşken sahabalar, başka sahabalar da arasında kandı bir manzilatı var. Ular kandı adamlar başka sahabalardan doğdu. Peygamberimiz ular bizim en afzallarımız dedi. Sahabalarının en yakışıları dedi. Cibril hem etti. Huddu şunge uşa gendik. Badr'da katlaşken farişteler hem farişteların en afzalları dedi. Bugün Allah da Allah yevmul furkan yevmul takal cema'an dedi anladı. Yani hak bilen batıl acregen hak bilen batıl acregen kümbe oldu. Bu cengde Kureyş'in en katta sayıdları bir düğmede katıl kılındı. Ve bu bilen İslam'ın şevket azameti küçüldü. Ansarlardan bir yaşlı yigit Badr'da katlaşken idi. Medine'ye katip yigende ceng kanak oldu deyip soruştu. Sonrası hala yaşlı yigit kanaka ceng dedi. Kanaka ceng dedi. Bordik, üçüleştik, bari karı çallarla yine taptık, çaptık katip geldi dedi.
Deganida payg'ambarimiz sollallam unday demang dedi. Ular ekal mala unday demang, ular malolar dedi. Malo degan kalima o'zini qavmini eng ulug' insonlari. Ular o'zini qavmini malolari dedi. Darsimizni Abu Jahl, bu ummatning Fir'avni bo'lgan Abu Jahlni maqtal haqida gaplashib tugatamiz. Abu Jahlni qatl bo'lishligi. Aki uka uni turgan joyida zarba berib yerga yiqitganda o'lmagan edi. Mushriklar tarqab qochib ketishdi. Abu Jahl haqida xabar yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Abu Jahl haqida xabar topib kelishini buyurdi. O'ldimi, qoldimi, mushriklar ko'tarib olib ketdi, buni hech kim bilmas edi. Shunda Allohning taqdiri. Makkada Ibn Mas'ud roziyallohu anhu bir urib quloqini yorib tashlagan edi Abu Jahl. Xuddi shu Ibn Mas'ud roziyallohu anhu topib bordi. Abu Jahl qon oqqan, quvvatdan ketgan, qimilla olmaydi, ko'z ham ko'rmay qolgan, ustida bir odamni kelganini ko'rib, kim yengdi dedi. Ibn Mas'ud Alloh va Rasuli, ey Allohning dushmani dedi. G'ururdi cho'qqisida, zarari yo'q dedi. Zarari yo'q. Chunki meni dedi, o'zimni qavmdoshlarim qatl qilishdi dedi. Boshqalar qatl qilmadi, bu sharaf men uchun dedi. O'layapti lekin cho'qqisida g'ururini, kibrni cho'qqisida. Shunda Ibn Mas'ud roziyallohu anhu uni kallasini tanasidan ajratishlik uchun ustiga o'tirganida, engishganida Abu Jahlimda ko'rib tanib qoldida, "Ey" dedi. "Sen bizi qo'ylarimiz boqiradigan cho'ponmiding?" deyapti. Ibn Mas'ud ha desa, g'ururni qarang. "A, xursand bo'l ey cho'pon, tog' ustida o'turibsan sen" deydi. Kallasini tanasidan ajratib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga sochidan ushlab sudrab boradi. Oboradida shunday uloqtiradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Ey Ibn Mas'ud, bu nima?" deydi. "Kim bu?" deydi desa, "Ya Rasululloh, bu Abu Jahl" deydi. Payg'ambarimiz, "Allohillazi la ilaha illahu, yagona bo'lgan Allohning nomiga qasam, Abu Jahlmi bu?" deydi. Desa, "Vallohillazi la ilaha illahu, Allohning nomiga qasam Abu Jahl." Xursandchiligidan payg'ambarimiz sajda qiladi. So'ngra aytdilarki, bu ummatning Fir'avni dedi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.